Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Sinem Başman'la birlikte günün gündemini 6 Ekim sabahının bilinmesi gerekenlerini ekrana taşıyacağız. Ağırlıklı olarak gündemimiz ekonomik sebeplerle şekillenmiş başlıklarımız ve aynı zamanda kadına yönelik şiddet, sokakta gözle görülür derecede artmış olan şiddet başlıklarıyla şekillenecek bugün. Aynı zamanda 6 Ekim sabahının anlamına binaen aktaracağımız haberler de var. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü bugün. Aynı zamanda serebral palsi gerçeğine dikkat çekmemiz gereken bir gün bugün sevgili izleyenler. Hepsinin hakkını vermeye, hem gündemin hem de günün hakkını vermeye gayret edeceğimiz bir akış hazırladık ekip arkadaşlarımla birlikte. Pek çok haber size bu soruyu sorduracak. Belki de son dönemde ülkeyi düşününce en çok sorduğunuz soru bu diye düşünerek bu başlığı seçtik. Başlığımız neden böyle? Dün itibariyle bir ihtiyaç listesi oluşturmuştuk. Bugün de isterseniz Çalar Saat hafta sonu çatısı altında neden böyle başlığı altında toplanalım ve böylece toplu bir neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışalım, ne dersiniz? Hemen vakit kaybetmeden gecenin sıcak bir haberiyle başlayacağız. Bursa'da palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale eden iki itfaiye eri dumandan etkilendi. Alevler kilometrelerce uzaktan görüldü. Yanıcı maddeler yangının yayılmasına sebep oldu. Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangında iki itfaiye personeli dumandan etkilendi. Bursa'nın Karacabey ilçesi Harmanlı mahallesinde Bursa Balıkesir yolunda bulunan fabrika alevlere teslim oldu. Yangın büyüdü, alevler o kadar şiddetliydi ki gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Yangın bölgesine gönderilen çok sayıda itfaiye aracı, onlarca ekip büyük mücadele verdi. Yangını söndürmek için devasa alevlerle savaşan iki itfaiye personeli dumandan etkilendi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldılar. Yangın 4 saatin sonunda söndürüldü. Fabrikadan geriye hiçbir şey kalmadı. Can kaybı olmaması teselli olurken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgili izleyenler, maalesef Orta Doğu'dan da yangın yeri haberler gelmeye devam ediyor. Beyrut'ta maalesef yeni hava saldırılarından bahsetmek zorundayız. Dün akşam saatleri itibariyle gerçekleşti bu 5 yeni hava saldırısı. İsrail Beyrut'un güneyini boşaltın dedi. 4'ü ağır, 5 hava saldırısı daha düzenlendi. İsrail Beyrut'un güneyini boşaltın dedi, ardından bombardımana başladı. Beyrut ve çevresine 5 yeni hava saldırısı düzenlendi. İsrail bir önceki saldırısında sivillerin ölümden kaçmak için kullandığı Suriye sınır kapısını vurdu. On binlerce kişi açılan dev çukuru yürüyerek aşmak zorunda kaldı. İsrail 23 Eylül'de başlattı Lübnan saldırılarını, kara ve hava saldırıları yoğunlaştı. Beyrut için önce uyardı İsrail, güneyi boşaltın dedi. Sabaha karşı 5 hava saldırısı düzenlendi. 4'ünün çok şiddetli olduğu Lübnan basınında yer aldı. Bir önceki saldırıda savaş uçakları ilk kez Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentine vurdu. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları liderlerinden Said Atalla Ali'nin evini hedef aldı. Ali ve ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah lideri Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Seyfettin'in akıbeti ise belirsiz. İsrail medyasına göre bir yeraltı sığınağında olan Seyfettin'le saldırıdan sonra irtibat kurulamadı. Bombardımanla birlikte ülkedeki insani dram büyüyor. Evlerinden olan binlerce kişi hayatta kalmak için geceleri sahillerde, sokakta uyuyor. Sığınağa dönüştürülen okullarda kalanlar da zor durumda. Bir anne 20 günlük bebeğini 5 aileyle kaldığı sınıfta büyütmeye çalışıyor. İsrail'in sınır kapısının yakınını vurmasıyla Suriye'ye giden yolda 4 metre genişliğinde krater oluştu. Araçlarıyla kaçan aileler çukuru yürüyerek geçmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler son 2 haftada yaklaşık 235 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini raporladı. Ülkeyi terk edenlerin 152 bini Suriyeli ve 82 bini Lübnanlı.
Yine bir sınır dramı yaşandı aynı zamanda dün gün içerisinde. Dün size gazete başlıklarından ve haberlerimizden de aktarmıştık. Lübnan'dan özellikle Suriye'ye doğru müthiş bir göç akın olduğu yönünde. Resmi rakamlar dahi yüz binlerden bahsediyor. Bir de siz düşünün resmi olmayan boyutunu bu göçün. Ki biliyorsunuz genelde Orta Doğu'da bu göçlerin resmi olmayan boyutu resmi olan boyutundan çok daha büyük oluyor diyelim hadi. Böyle bir göç gerçekleşiyor. Bu göçün ağırlıklı olarak öncesinde Suriye'ye gitmiş. Yani Suriye iç savaşı başladığında Suriye'den Lübnan'a gitmiş kişilerin. Şimdi Lübnan'daki son durumdan sonra Suriye'ye geri döndükleri şeklinde yansıyor. Makamlar, resmi makamlar, bölgedeki gazeteciler konuyu böyle haberleştiriyorlar. Ama tabii ki bu göç dalgasının zincirleme bir biçimde hem bizi hem de bizden sonra Avrupa'yı etkileme riski var. Ve emin olun gelişmiş Avrupa ülkeleri bu riski şimdiden elimine etmenin yollarını aramaya başladılar bile sevgili izleyenler. İsrail mevzusunun bir de siyasi meselesine dönelim. Bizim iç siyasetimizi de maalesef etkileyen bir konu başlığına dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı yönündeydi. Önce bunu meclis açılışında açık açık söyledi. Sonrasında gerek katıldığı programlarda gerekse mesela en son Adana'da Teknofest'te konuyu daha isim vermeden, adres belirtmeden, daha çok imalarla bahsederek yine vurguladı. Ve tabii ki muhalefetten de iç siyaseti şekillendirmek için İsrail meselesini kullanıyorsunuz eleştirisine maruz kaldı iktidar cephesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakın Pencere gazetesi bu konuyu ilk sayfasından aktarıyor. Hamas ve Hizbullah bahane, asıl hedef Türkiye demiş Erdoğan ısrarlı. Gazze'yi işgal eden, Lübnan'a kara operasyonu başlatan İsrail'in nihai hedefinin Türkiye olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, getirilen eleştirilere rağmen tezinde ısrarlı. Teşkilatıyla yaptığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı, Yemen, İran, Suriye sadece birer bahanedir. İşgal politikasının meşrulaştırmak için İsrail her gün yeni bir bahane üretmektedir. İçimizdeki bazı kalemşörler gerçekleri gizlemeye çalışsalar da Netanyahu ve çetesine dur denilmezse bu yayılmacı politikanın nereye varacağını bizler tahmin ediyoruz. Tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz dedi diyor. Hadi gelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlamda sarf ettiği sözleri kendi kulaklarımızla duyalım. İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının hem de çok kirli bir savaşın yürütüldüğünü görüyor ve tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. 8 Ekim'de Dışişleri Bakanımız ve Milli Savunma Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bölgedeki gelişmeler konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirilecek. O oturuma mutlaka Sayın Erdoğan'ın gelmesi gerekiyor. İki tane bakan yollayayım, onlar bilgi versin, işin ciddiyetine terstir. Erdoğan çıksın ve her şeyi orada anlatsın. Yok, yasak savmak için böyle bir oturum olursa bunu çıkar millete ifade ederim. İsrail tehdidi meclis gündeminde. 8 Ekim'de Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları mecliste kapalı oturumda muhalefeti bilgilendirecek. Öncesinde CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları dikkat çekti. İktidarı uyardı. Böyle bir güvenlik meselesini suni olarak şişiriyorlarsa bunu da millete şikayet eder. Hem ekonomiyi kötü etkiliyor hem yaşadığımız coğrafyanın jeopolitiğinden kaynaklı riskleri olumsuz etkiliyor. Netanyahu ve çetesine dur denilmezse bu yayılmacı politikacının nereye varacağını bizler tahmin edebiliyoruz. Şunu herkes bilsin. Türkiye büyük bir ülkedir. Erdoğan önce İsrail'in kutsal topraklar hedefinden söz etmişti. Bu kez hedef İsrail üzerinden toprak paylaşımı dedi. Muhalefet mecliste detaylı bir bilgilendirme bekliyor. Devlet ciddiyetine yakışır bir bilgilendirme bekliyorum. Mevcut iktidar mikrofon mücahitliği yapıyor. Halen daha İsrail'in gözü kulağı durumunda olan küreci güssünü kapatmıyorsunuz. Muhalefet iktidarı madem tehdit var istihbarat paylaşımı kesilsin, askeri üsler üzerinden yaptırım uygulansın diyor. İktidarı samimiyetsiz davranmakla suçluyor. Erdoğan ise İsrail'le ticaret sürüyor iddialarını reddetti. İsrail İstatistik Enstitüsü resmi verileri açıklıyor. Haziran'da 60 milyon dolar, Temmuz'da 70 milyon dolar Türkiye'den ithalat yaptık diyor. Sevgili izleyenler, bu ithalata ilave olarak aynı zamanda İsrail'in çöpünü de aldığımızı söyleyen bir haberi var bugün.
Karar Gazetesi'nin miydi İrfan? Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında var ama üstünden göstereceğim İrfan. Bir kararı açabilir miyiz? İrfan Tomakin yönetmenimiz bir göstersin. Bakın Karar Gazetesi'nin sürmanşetinde bugün İsrail'in çöpünü aldığımızı söyleyen bir haber var. Gazze'deki soykırıma rağmen Türkiye'nin İsrail'le ticarete devam ettiği iddiaları gündemdeki yerini korurken bir skandalda çöp alımına ilişkin ortaya çıktı. Avrupa başta olmak üzere dışarıdan çöp alan Türkiye'nin İsrail'de atığını ithal ettiği belirlendi deniyor. Everyday Plastik ve Çevresel Soruşturma Ajansı'nın araştırmasına göre Türkiye 2024'ün ilk 3 ayında Avrupa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Fas, Lübnan, Irak, Libya, Yemen, Tanzanya ve Tunus'tan 273.988 ton çöp ithal etti. Bu çöplerin büyük kısmı Adana'ya gönderildi. Gazze'de soykırım yapan İsrail'le her türlü ticaretin durdurulması istenirken İsrail'den alınan çöpün bedelinin 1.304.565 dolar olduğu rapora yansıdı deniyor. Ya bir de böyle bir durum var. Bir de Sözcü Gazetesi'ni rica edeyim yönetmenimden. Sözcü Gazetesi de diyor ki liderlik işgalciyi geldiği gibi göndermektir diyor. Buradan da isterseniz İstanbul'un kurtuluşuna doğru geçiş yapalım. Liderlik işgalciyi geldiği gibi göndermektir. İstanbul'un kurtuluşu kutlu olsun diyor gazete. Hani az evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan önce meclis kürsüsünde sonra çıktığı her kürsüde ısrarla İsrail'in nihai hedefinin Türkiye olduğunu dile getiriyor ya, tedbir alıyoruz diyor bu cümlelerini uzun uzun kurduktan sonra. Sözcü gazetesi de demiş ki Atatürk 1918'de İstanbul'u işgal eden İngiliz ve Fransızlar için geldikleri gibi giderler dedi. 5 yıl sonra dediğini yaptı. İşgalciler gitti. 101 yıl önce bugün Şükrü Nail Paşa komutasındaki Mehmetçik İstanbul'a böyle girdi deniyor. Birazdan İstanbul'un 101 yıl önce bugün nasıl düşman işgalinden kurtarıldığının haberini aktaracağız. Ama siyasetten devam edelim isterseniz, iç siyasetten. Erken seçimle ilgili özellikle muhalefet cephesine baktığınızda sürekli bir kaynama halinin olduğunu gözlemliyorsunuz. Aslında çok fazla seçim yaşadığımız son yıllarda yerel seçim veyahut da merkezi yönetim seçimleri fark etmeksizin muhalefet cephesinde her zaman için adayın kim olacağı üzerinden bir kaynama zaten gerçekleşiyor. Adeta bu ana muhalefet partisi başta olmak üzere muhalefetin AK Parti iktidarı karşısındaki en yumuşak karnı sevgili izleyenler. Bununla ilgili en son açıklamayı Özgür Özel yaptı. CHP lideri ben dedi kesin bir dille aday değilim. Gelecek seçimin Cumhurbaşkanı adayı ben değilim. Seçmen Erdoğan'ın karşısında kalktı diye bana kızıp adaya oy vermeyecek hali yok. AK Parti'ye önceden oy vermiş seçmen şimdi kulaklarını hiç olmazsa kapatmıyor. CHP lideri Özgür Özel'in normalleşme adımları en son mecliste Erdoğan'ın ayakta karşılanma kararı sonrası parti içinde yükselen karşı seslere yanıtı. Gelecek seçimlerde ben aday değilim. Kimse bana oy vermeyecek dedi. Amacını AK Parti seçmenine görünür olmak diye açıkladı. Yaptığım siyasetin arkasındayım dedi. O gün bu parti iktidar olmazsa ertesi gün siyaseti bırakıyorum. Acaba MHP gibi mi yapacak? Ya niye yapayım? Ben bunu yaparken ortalama seçmenin ne hissettiğine bakarım. Türkiye'nin 2028'e kadar beklemeye tahammülü kalmamış. Bunu milletimizin feryadından görüyoruz. Her şey zamanında olmalıdır. Türkiye'de seçimi zorlamak için bu hatalar yapılıyorsa bu zorlamayı yapanların seçim sonuçları almaları mümkün değildir. Cumhur İttifakı erken seçime kapıyı kapalı tutsa da erken seçim hesapları ekonomik tablo üzerinden sık sık dillendiriliyor. Özgür Özel'in Erdoğan'a 5 yılın ortasında seçim yapalım çağrısı da tartışma konusu. Erdoğan'a son kez aday olabilirsin diye yaptığı hodri meydan çıkışı. Bir anayasayı yazabilir, yapabilir, bu yüce meclis eliyle hayata geçirebiliriz. Tüm partileri omuz vermeye davet ediyorum. Ben o anayasayı Erdoğan için değiştirmem. Hesabını ona göre yap. AK Parti'nin adayı Erdoğan'sa erken seçim lazım. Recep Tayyip Erdoğan'a seçim takvimi belirleme şansı veriyor. 2027'de yaparsam ben yokum derseniz 2027 için Sayın Erdoğan o seçim kararını
meclisten geçirecek çoğunluğun peşine düşer şimdiden. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan anayasaya göre bir daha aday olamıyor. Erdoğan'ı yarışa çekmek iktidara yarıyor diyor. CHP lideri Erdoğan'la parlamenter sisteme geçmek için anlaştı. Başbakan olma hesabı yapıyor iddialarına da yanıt verdi. Ben mevcut anayasaya uymayan biriyle anayasa değiştirmem. Parlamenter sisteme gitme konusunda anlaştığım kişilerin arasında Erdoğan yok. Cumhuriyet Halk Partililer var. Dün belediye ziyareti çıkışında Özgür Özel başkaca açıklamalar da yaptı. Önemli açıklamaları vardı anayasa mevzusuyla ilgili ve özellikle siyasetteki normalleşmeyle ilgili. Özgür Özel normalleşmenin tanımını sorulan soru üzerine bir kez daha yaptı. Dedi ki DEM'le MHP lideri Devlet Bahçeli el sıkıştı diye koşa koşa gidip MHP ile ya da AK Parti ile anlaşma imzalayacak değiliz. Ama sonuç itibariyle siyasetteki normalleşme iyidir. Seçmene, bu saydığımız isimlere, oy vermiş kişilere saygı duymaktan ileri gelir. Aynı zamanda siyasette normalleşmenin olması suni gündemlerin önüne geçer dedi. Yani işte siyasiler arasındaki spekülatif atışmalar olmaz da gündem, gerçek gündemler konuşulabilir hale gelir şeklinde konuştu Özgür Özel. Ama anayasa konusunda da kesin bir çizgi çekti. Ben anayasaya uymayanla anayasa tartışmasına ya da anlaşmasına oturmam dedi. Bu konuda da net bir duruş sergiledi. Onu da söylemiş olalım, altını çizmiş olalım. Bu konuda çok eleştirildi biliyorsunuz Özgür Özel geçtiğimiz hafta. Özellikle meclis açılışında resepsiyonda ayaküstü bir karşılaşma şeklinde gerçekleşti Devlet Bahçeli ile temasları. O temasta karşılıklı sarf ettikleri sözler, Özgür Özel'in tavrı, nezaketi biraz bu durumun önüne geçti gibi algılandı. Yani evet, nezaket esas bir tavır içerisinde olmak çok kıymetli ama hani bu sefer de öyle bir nezaket seviyesi, öyle bir normalleşme seviyesi ki büsbütün bu haber oluyor. Hani bu spekülatif diyalogları haber olmaktan çıkarma gayreti içerisindeyken Özgür Özel, bu sefer bu gayret kendi başına bir haber haline gelir oldu. Bu da mevzunun birazcık dozuyla ayarıyla ilgili galiba, buna yönelik eleştiriler aldı. Şimdi yine meclisten bahsedeceğiz ama bu sefer meclisin biraz bizimle ilişkisinden, sevgili izleyici kardeşim, seninle benimle ilişkisinden bahsedeceğiz. Daha doğrusu şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir dilekçe komisyonu var. Bu dilekçe komisyonu nasıl talepler almış, senin benim gibi vatandaşlar hangi dertlerini gidip anlatmışlar, meclisten neleri talep etmişler, meclisin gündemine konu olur mu bu başlıklar? Birlikte izleyip karar verelim. Vatandaşın meclisten ilginç talepleri siyasetin gerilimli havasını yumuşattı. Bu önergeye hayır verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Vatandaşlar da talep ve önerilerini mecliste iletmeye başladı. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran bir vatandaş, en düşük emekli maaşı ve engelli aylıklarının bir cumhuriyet altını düzeyine çıkarılmasını talep etti. Emeklilere araç alımında vergi indirimi yapılması da talepler arasındaydı. Başvurular genelde ekonomi ağırlıklı oldu. Bir vatandaş, boşanan veya eşi vefat eden kadınların babalarının maaşını alabilme imkanının kaldırılmasını, evliliğini uzun süre yürüten kadınlara maaş bağlanmasını istedi. Bunun için dilekçe komisyonuna başvurdu. Oturduğu sitede bulunan yüzme havuzunu hiç kullanmamasına rağmen ödeme yapmak zorunda olmasından yakınan bir vatandaş da çareyi meclise başvurmakta buldu. Yazdığı dilekçeyle ödemenin sadece havuzdan faydalanan kişilerden alınmasına ilişkin yasal düzenleme istedi. Trafikle ilgili başvurular da vardı. Ankara'dan başvuran bir vatandaş, trafikte dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sinyal vermeyen sürücülerin ehliyetinin geri alınması için kanuni düzenleme yapılmasını talep etti. Motosikletler için belirlenen azami hız sınırının artırılması da komisyona gelen başvurular arasındaydı. Vatandaşın gündemi. Beğenirsin, beğenmezsin. Katılırsın, katılmazsın sevgili izleyiciler. Ama bu şekilde. Neden ben kullanmadığım havuzun parasını ödüyorum bu site aidatının içerisinde? Çok önemli bir soru bence. Gayet önemli bir soru ve milletvekillerinin konuyla ilgili yaptırımları, aksiyonlarını biz de bekliyoruz. Bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz.
Açılışı yaparken dedim ki bugün 6 Ekim ve günün anlam ve önemine binaen aktaracağımız haberler var. Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, 101. yıl dönümü. Aynı zamanda başka anlamlı ifadeleri, anlamlı özellikleri de var bugünün. Hadi gelin İstanbul'un kurtuluşuyla başlayalım. Az evvel de okuduk, hatırlayacaksınız gazeteden. Atatürk'ün sözlerini, geldikleri gibi giderler demişti 6 Ekim. İşgalden kurtuldu İstanbul ve ikinci Fatih'i İstanbul'un Atatürk oldu. ...1453'te Fatih'in bir devri kapatarak aldığı İstanbul, Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmesiyle 1918'de düşman işgaline uğradı. Son Osmanlı Sultanı Vahdettin şehrin anahtarını İngilizlere teslim etti. İstanbul için çok zor geçecek 5 yılın habercisiydi bu. 5 yıl süren mücadelenin sonunda işgalciler Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi gittiler. 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yenilmesiyle Osmanlı da yenilmiş sayıldı. Osmanlı 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı ve o anlaşmayla İstanbul ve Çanakkale Boğazları işgalcilere açıldı. İtilaf Devletleri donanmaları 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerinde demirleyip İstanbul'a girdi. İşgalcilerin gemilerini İstanbul Boğazı'nda gören Mustafa Kemal'in gözleri doldu. Tarihe geçen sözlerini de o sırada söyledi. Geldikleri gibi giderler dedi. 13 Kasım 1918'den sonra İstanbul fiilen işgal edildi ve hafızalara kazınan o görüntü. 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in Bizans'a son vererek aldığı İstanbul'un anahtarını son Sultan Vahdettin İngilizlere teslim etti. 5 yıl boyunca İstanbul düşman işgalinde kaldı. O 5 yıl bitmek bilmedi Türk halkı için. Çünkü işgalciler her defasında Anadolu'daki direnişe karşı işgal altındaki İstanbul'u koz olarak kullanmaya çalıştı. İstanbul'daki işgal sürerken Anadolu dünyaya direniş, bağımsızlık mücadelesi dersi verdi. En gelişmiş ordulara karşı Kuvayi Milliye destan yazdı. 9 Eylül'de İzmir'de Yunan işgaline son verilince Türkiye'ye bakışı değişti dünyanın. Artık kaçınılmaz bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımak zorunda kaldılar. İstanbul 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'na kadar işgal altında kaldı. 6 Ekim 1923'te Türk ordusu İstanbul'a girdi. Mustafa Kemal'in önderliğinde İstanbul ikinci kez fethedildi. Bir daha asla kaybetmemek üzere Türk hakimiyetine girdi. İkinci Fatih'i Mustafa Kemal Atatürk oldu İstanbul'un ve özellikle tam da bir işgal söz konusuysa kendi topraklarımızda bir liderin nasıl davranması gerektiği, hangi sözleri sarf etmesi gerektiği ile ilgili tartışma yürüttüğümüz bu günlerde 6 Ekim tarihi galiba biraz ışık tutmak için tesadüf değil de tevafuk şeklinde karşımızda diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum siz inanır mısınız, bana katılır mısınız? Peki 101 yıl önce büyük bir kahramanlık hikayesiyle düşman işgalinden kurtulan İstanbul. Bugün hangi koşullarda? Bugün İstanbul ikamet edene nasıl davranıyor? Bugün İstanbul dışarıdan gelen yabancısına, yerlisine nasıl muamele ediyor? Bugün İstanbul acaba kamu çalışanı için ne anlam ifade ediyor? Zengini için, emeklisi için ya da öğrencisi için ne anlam ifade ediyor? Biraz bundan bahsedelim. İPA bir araştırma yaptı biliyorsunuz. İstanbul'un yaşam maliyetini her ay düzenli olarak araştırıp ortaya koyuyor. Evet, artık galiba kelimenin tam anlamıyla özellikle sabit gelirliler için, özellikle kamu çalışanları için, özellikle emekli için İstanbul adeta yaşanmaz hale geldi. Şükürcü alamayıp da tezgahın altına attığımız çöpleri toplayıp adam bunu salata yapıyor. Ama sorarsak büyüklerimize güle gülistanlık her şey. Şöyle bir bakıyorum da ekmeğe doğru gidebilirim ancak. Eşim de askeri ücret alıyor, ben de askeri ücret. 5 kişiyiz eşimle birlikte ve kayınvalidem de var. Bir markete gidiyorsun 4 lira harcıyorsun, pazarda 2 lira.
Neredeyse haftada aldığım maaş hepsi gidiyor zaten. Kırmızı et girmiyor. Tavuk eti bile nadir yani. Asgari ücretle çalışan Sabiha Çiftçi ve eşinin aldığı toplam maaş artık İstanbul'da aylık yaşam maliyetini karşılamıyor. Geçinebilmek için 4 asgari ücretten de fazlası gerekiyor. İstanbul Planlama Ajansı İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetini hesapladı. Eylül ayında mega kentte yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,62 oranında arttı, 71.431 liraya yükseldi. Aylık bazda en büyük fiyat artışı %7,38 de yumurtada oldu. Yumurta uçtu gidiyor yani. 50 kuruş aldığımızı hatırlıyorum. Şu an 5 lira 6 lira tanesi. En temel aynı zamanda fiyatı en çok artan gıda maddelerinden biri yumurta. Tanesi ortalama 5 lira. 4 kişilik bir aile her gün birer tane yumurta yediğinde ayda 120 yumurta yapıyor. Ve sadece yumurtanın aileye aylık maliyeti 600 lira. 3 tane okula giden çocuğum var diye geldi. 5 kişiyiz 6 kişiyiz aynı evde. Ya. Çocukları her gün yedirebiliyor musunuz? Hayır valla, haftada bir kere ancak yedirebiliyoruz. Asgari ücret kadar bir şey alıyorum. 3 tane çocuğum çalışıyor. Gelir gider bir öyle geçiniyorum. Onlar çalışmasa alacağım. Aç kalacağım. Daha ne yapacağım ki ben onlar çalışmayayım. Benim aldığım para yetmez ki buradan götürdüğüm para. Asgari ücretle pazarcılık yapan 67 yaşındaki Abdullah Açıkgöz çocuklarının da kazancıyla ancak döndürebiliyor evini. Çünkü yaşam maliyeti artık yıldan yıla değil aydan aya hatta günden güne artıyor İstanbul'da. Kuru fasulyenin kilosu 60 lira, 120 lira. Fakirin sofrasının baş tacıydı. Ama şimdi yok, yanından geçemiyor. Yeşil mercimeğe giriyorsun 100 liraya. Çocuk tişörtü, pantolonları, her şey pahalı onların da. Kaç çocuk var? 2. İhtiyaç dahilinde alıyoruz. Ekstraya giremiyoruz tabii sonuçta. Asgari ücretin üzerinde maaşımız. Mecbur 2 kişi çalışıyoruz. Dönüyor bir şekilde, döndürmeye çalışıyoruz. İstanbul geçen yıla göre de %60,30 daha zamlı. Maaşlar asgari ücretin üzerinde olsa da ihtiyaçtan fazlasını karşılamıyor ücretler. Et ürünleri zorluyor açıkçası. Evet. Artı bakliyatlar hepsi zorluyor. Biz 3 kişilik bir aileyiz. Karı koca çalışıyoruz. Bir tane çocuğumuz var. Yetiştiremiyoruz. Alıyoruz ama ihtiyacımız olanı alıyoruz zaten. Fazlalık yok kimsede. Maalesef kenara para ayırmak, biraz gönlümüzden geçene, canımızın çektiğine, yapmak istediğimize kaynak aktarmak neredeyse imkansız hale geldi. Sadece olması gerekenlere yetecek mi yetmeyecek mi'nin hesabını yapıyoruz sevgili izleyenler. Ay sonunu getirmenin zor olduğu bir dönemden geçiyoruz hep beraber. Ve öyle söyleniyor ki daha da zorlaşacak. Geçtiğimiz dönemlerde neler demişlerdi bununla ilgili kıymetli bakanlar. Bugün bile birinin dediği diğerini tutmuyor. Birazdan bunun için ayrıca bir parantez açacağız bu arada. Günün hakkını vereceğiz, takvimin tarihin hakkını vereceğiz dedik. Bugün 6 Ekim. Aynı zamanda Dünya Serebral Palsi Günü. Serebral palsili çocuklar için, onların bu rahatsızlığına farkındalık yaratmak için, bunun bir bedensel farklılık olduğunu hatırlatmak için, serebral palsi hastalarının sadece vücutlarının kaslarıyla ilgili bir problem yaşadığının altını çizmek, zihinsel bir değişim ya da farklılık yaşamadıklarını hatırlatmak için bugün sevgili izleyenler. Çünkü insanlar bilgiden uzak olduğu zaman bu konuyla ilgili dışarıda sadece dış görünüşü ve hareketleriyle serebral palsili kişileri aynı zamanda zihinsel de farklılığa, zihinsel gelişim farklılıklarına da sahip zannedebiliyorlar. Bu yüzden bugün önemli. Bugün o yüzden serebral palsi farkındalığına dikkat çekmek için yeşil ceket tercihi yaptık. Bugün yeşille anlamlandırılıyor çünkü. Eğer sizler de evinizde veya dışarıda yapacağınız etkinliklerde yeşil giyerseniz bugünün anlamına katkı sağlamış olursunuz. Belki sosyal medyadan paylaşırsınız. Hadi hatırlayalım o zaman, serebral palsi nedir? Bugünün anlamı, önemi nedir? Serebral palsi çocukluk çağında en sık rastlanan fiziksel engellik durumudur. Serebral palsi doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde herhangi bir komplikasyon nedeniyle beynin hareket merkezinin hasar görmesinden dolayı oluşur. Ülkemizde her yıl 6000 bebeğe serebral palsi teşhisi konulmaktadır. Her yıl dünyada 100 ülkede 450'den fazla sivil toplum kuruluşunun desteklediği 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü'nde hep birlikte hareket ederek toplumda serebral palsiye daha fazla dikkat çekmeye çalışıyoruz. Serebral palsiyi temsil eden renk yeşildir. Gelişmeyi ve büyümeyi anlatır.
Bu yıl 6 Ekim'de ülkemizin farklı şehirlerindeki önemli birçok bina ve köprü yeşil ışık yakarak farkındalık yaratacak. Siz de bugün kampanyamızı desteklemek için yeşil giyinerek sosyal medyanızda paylaşabilir, kurumunuzun logosunu yeşil yapabilir ya da binalarınızda yeşil ışık yakarak serebral palsili bireylerin yanında olduğunuzu anlatabilirsiniz. Bu bir kas hastalığı sevgili izleyenler. Kas kontrolünün zayıfladığı bir hastalık. O yüzden serebral palsili bireyler tabii ki hastalığın derecesine göre bu kas kontrolünü sağlayamadıkları için yürümekte, hareket etmekte, normal gelişimi olan, bedensel farklılığa sahip olmayan herhangi bir insanın yaptığı herhangi bir işi yapmakta zorlanıyorlar. Ama bu demek değil ki okula gidemezler, bu demek değil ki meslek sahibi olamazlar, bu demek değil ki kariyer yapamazlar ya da bir dünya evine girip çocuk sahibi olamazlar anlamına gelmiyor sevgili izleyenler. Bunun bilgisi önemlidir, kıymetlidir. Bakın neden böyle sorusunu sorduk bu sabah. Çokça mesajlarınız geliyor neden böyle başlığının altına. Didim'den selamlarınızı aldık. Nevin Hanım bir mesaj göndermiş. Diyor ki eğitimin adı var kendi yok, adaletin adı var kendisi yok. Dört mevsimin yaşandığı zengin topraklarımız var, tarım yok. Gençlerin geleceğe dair umutları yok. Kadınların, sokak hayvanlarının sokaklarda özgürce dolaşmaya hakkı yok. Hatta kadın bedenine bile karışmaya başladılar. Neymiş? Normal doğum yapın. Bırakın bu, buna kadın karar versin. Bu canım coğrafyada böylesine yanlışlar, hatalar neden böyle diye sormuş Nevin Hanım. Biz de birazdan bu Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tırnak içerisinde normal doğum videosundan biraz bahsedeceğiz. Çünkü gerçekten özellikle sezeryanla doğum yapıp çocuk sahibi olmuş pek çok anne incindi, kırıldı, gerçekten kırıldı. Evet belki de onlar normal doğum diyorlar ama eğer siz o doğuma normal derseniz geri kalanların hepsini anormal kabul etmiş oluyorsunuz. Söyleyemedikleri tıbbi olarak karşılığı vajinal doğumdur sevgili izleyenler. Ayıp buluyorlar böyle söylemeyi. Normal diyorlar, farkında değiller. Dışında kalanları anormal olarak etiketlediklerinin. Neyse bu konuyu ayrıca parantez açacağız. Tesadüf değildir kadının bedeni ve seçimleriyle ilgili böyle dikteler yapılırken bir yandan kadının sokakta güvenli bir şekilde dolaşamamasının eş zamanlı gerçekleşmesi tesadüf değildir. Sadece onu söyleyelim, devam edelim. Sağlık üzerinden devam edeceğiz. Biliyorsunuz son dönemde artan bir vaka var, ortak vaka. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı derecelerde ve Türkiye'de de çok ileri seviyede görülüyor. Obeziteden bahsediyorum. Ama buna dair yapılması gerekenleri listelediğinde doktorlar, konunun uzmanları büyük bir maliyet çıkıyor. O listenin, yapılması gerekenler listesinin maliyeti hiç hafif değil. Az hareket, fazla aşırı yemek, yani onlar herhalde depresyon, sinir, stres, her şeye. Genelde yeme içme olayında hamur işi çok. Bir de ekmeğe çok yükleniyoruz. Hep banıp banıp yiyoruz. Banmadan karnımız doymuyor. Hareketsizlik, hazır gıdalara yönelim. Obezite tüm dünyayı sarmaya devam ediyor. Çözüm iyi beslenme, spor ama sağlıklı yaşamak da maliyetli. Bize çok geliyorlar, soruyorlar. Hani biz ne yapabiliriz? Yani kaç paran var diyorum. Diyor ki göbeğimi nasıl edeceğim, kaç paran var diyorum. Adam anlamıyor. Oysa sormak istediğim soru, sürekli proteinli beslenebilecek misin? Yatmadan önce 300 gram kırmızı et yiyebilecek misin mesela? İnsanların birçoğu sabahın karanlığında çıkıyor, gece karanlıkta eve geliyorlar. Hangi ara fırsat bulup spor yapacaklar? Asgari ücretle geçinmeye çalışıyorlar. Dünya Obezite Federasyonu'nun 2023 yılı raporuna göre 2035 yılında dünyada her 4 kişiden biri obeziteyle mücadele eder hale gelecek. Mücadele için en etkili yöntem iyi beslenme, sağlıklı gıdalar tüketme. Sağlık Bakanlığı da Dünya Obezite Günü'nde sağlıklı beslenme tiyoları paylaşmış, sebze, meyve, balık ve süt ürünleri tüketilmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu. Ancak sağlıklı gıdalar demek
daha çok para harcamak demek. Sebze meyve daha maliyetli. Özellikle bir diyet programına girdiğin zaman ekstra bir mutfak masrafı çıkıyor. Somon yapalım diye düşündük, balık. 3 kişi yaklaşık salatası, somonu vesaire ince bir dilim olsa bile 1500 lira. Herkes bunu alabilir mi? Haftada kaç gün balık yiyebilirsiniz? Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün verilerine göre de Türkiye OECD ülkeleri arasında obezitenin en fazla görüldüğü ikinci ülke. Tenis oynadım, oynuyordum uzun bir süre. Bunlar çok maliyetli şeyler. İstanbul'da yaşadığımız için işe gidip gelmemiz 2 saatimizi alıyor. Eve geldik, yemeğimizi yedik. Spor yapacak vakit bulamıyoruz maalesef. Çoğu yüksek fiyatları nedeniyle spor salonlarından uzak duruyor, çoğu vakitsizlik nedeniyle hareketsiz kalıyor. Teknolojinin getirdiği yeni hayatla da özellikle gençler ve çocuklar daha az hareket ediyor, daha az kalori harcıyor. Obezite sorunu büyümeye devam ediyor. Benim torunlarım da üzülüyorum. Bir tanesi hiçbir şey yemiyor, bir tanesi de yemeği önünden kaldırmıyor mesela. Fast food'la besleniyor. Bu abur cuburu ne yapacağız ya? Çocukların hayatından nasıl çıkaracağız? Bakın, aslında sıradaki haber bir alternatif olabilir. Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada, biz ikinci sıradayız obeziteyle ilgili. Tabii böyle bir toplumsal sorun olunca bu mesele kendi pazarını da yaratıyor. Kendi endüstrisini de yaratıyor. Özellikle sağlıklı beslenirken bundan keyif almaya yönelik üretilen ürünler çok revaçta. İstanbul'da, yani Türkiye'de de aynı şekilde çok revaçta, ama hem çok pahalı hem de çok küçük bir azınlığın satın alabileceği bir şey olduğu için bir arz talep dengesi büyükçe oluşmuyor Amerika'da oluştuğu gibi. Türkiye'de şu fark edildi: bamya Amerika'da çok kıymetli bir bitki haline geldi. Hem kolajen deposu olması dolayısıyla, hem sağlıklı ve kalorisiz olması dolayısıyla. Baktılar ki Amerikalılar bu bamyayı sevdi. Ama nasıl sevdiler? Normal böyle zeytinyağlısı ya da etlisini değil, cipsini sevdiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çiftçisinin ürettiği bamyayı aldı, inovatif bir yöntemle onu bir başka ürüne çevirdi. Bir bamya cipsine çevirdi. Bu biraz da obezite nedeniyle, biraz da güzellik tutkusunun peşinden gidenlerin arz talep dengesi nedeniyle oluşan pazara, Amerika'ya sattı. Hem akıllarda bir abur cubur alternatifi olsun, hem de aslında elimizde ürettiğimiz ürüne nasıl katma değer sağlayabiliriz, onunla ilgili fikir versin. 70 liraya satamıyor. Çalıştık, pazarı araştırdık, sistemleri ortaya koyduk ve biz dedik ki bunu 90 liraya peşin para alıyoruz. Şimdi biz bunu Amerika'ya, İngiltere'ye satacağız dedik. Çiftçinin elinde kalan bamyaları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi satın aldı. Yerli bir firmayla işbirliği içinde ürünü kuruttu. Cips formuna gelen bamya kilosu 41 dolardan Amerika'ya satıldı. Planlanmayan hiçbir şeyin sonunda kar olmuyor. Hep zarar oluyor, ziyan oluyor. Planlıyoruz. Planlayınca hem çiftçimiz kazanıyor, hem oradaki annelerimiz, babalarımız kazanıyor. Balıkesir'de en çok üretilen ürünlerden biri bamya. Üretim fazla, ancak talep ve fiyat az olunca çiftçi kazanamadı. Devreye Büyükşehir Belediyesi girdi. Üreticinin 70 liraya satamadığı bamyaları 90 liraya satın aldı. Bir yerli firma aracılığıyla bamyalar kurutuldu, cips haline getirildi. Kilosu 41 dolara Amerika'ya satıldı. Biz üreticiden aldığımız ürünün tamamını satmış durumdayız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, nohut ve kırmızı meyvelerle de cips yapımına devam edileceğini, üreticinin destekleneceğini söyledi. İşte inovasyon dedikleri böyle bir şey sevgili izleyenler. Mesela bizim topraklarımızda bolca yetişen ve bol yetiştiği zaman üreticisini mahve perişan eyleyen bir sürü ürün var. En başta da patates geliyor. Hatırlarsınız neler yaşandığını, ya da soğan. Aynı şey bunlar için de geçerli. Bir takım inovatif gelişimler sağlanabilir. O patates sadece patates olarak satılmayabilir mesela. O patates işte dilimlenir, dondurulur, satılır. Başka bir forma getirilir, satılır. Püre halinde değerlendirilecek şekilde hazır hale getirilir, satılır. Paketli forma getirilir. Aynen bu şekilde olduğu gibi bir katma değer sağlanır.
Bunun için tabii ki bir Ar-Ge çalışması, bir endüstriyel çalışma gerekir. Bunun için bir sermaye gerekir. Bu sermayenin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. O zaman da ne olur? Üretici ürettiğini sadece patates olarak satmanın peşine düşmez. Aynı zamanda bunu farklı formlara nasıl sokarım diye düşünmenin peşine de düşer. Ve böylece hani ürettiğini satma ihtimali de artar. Elinde kalma ihtimali de azalır. Yani dolayısıyla kim yaparsa yapsın, belediyesinin, partisinin adının ne olduğundan bağımsız olarak inovasyon, katma değer getiren ve üretimin bir şekilde tüketiciyle buluşmasını sağlayan böyle olaylar çok kıymetlidir diye düşünüyorum. Üreticiden bahsetmeye devam edelim, hadi gelin. Şimdi Edirneli çeltik üreticisini ziyarete gideceğiz hep birlikte. Çeltiğin alım fiyatı 20 lira olarak açıklandı ama bu maliyetini dahi kurtarmıyor. Bakalım neler söylemişler. Ziraat odalarının açıklamasına göre bir dönüm çeltik maliyeti ortalama 20 bin lira. Ve 20 TL olarak açıklanan çeltik fiyatında çiftçi ne biçerse biçsin para kazanamayacak. Bayram havasında geçecek olan hasat matem havasında sürüyor. Bu da bizi kara kara düşündürmeye başladı. Biz seneye ne yapacağız? Bu maliyetlerle, bu giderlerle ve çiftçiye yönelik bu politikalarla bu işler kesinlikle olmaz. Fabrikacı da haklı. Yüksek faiz politikasından banka faiziyle mal almak istemeyen fabrikacı çiftçinin malını vadeli almak istiyor. Verimlerimiz ortalama 650-700 kilo civarında. Ama en büyük sıkıntımız fiyat politikası, yanlış tarım politikası. Malımızı şu an ürettik, satamıyoruz. Fabrikacı almıyor. Almamasının sebebi yüksek faiz politikası. Hiçbir fabrikacı stoklu çalışmak istemiyor. Bizim malımızı da vadeli almak istiyor. Yani bunun vadesi de en az 3 ay. Zaten çiftçi borçlu durumda, malını satacak, 3 ay sonra parayı alacak. Banka zaten beklemiyor. Üretici Edirne'den, çeltik üreticisi böyle söyledi. Hemen Edirne'yi uyarmamız lazım. Bugün Edirne çevrelerinde, Trakya'da, yurdun en kuzey batısında kuvvetli sağanak yağış riski var. Bu kuvvetli sağanak yağış riski Trakya'da, özellikle Edirne, Tekirdağ çevrelerinde kendini gösterecek. O yüzden başta üretici olmak üzere lütfen çok dikkatli olunsun. Haritama bakıldığında İstanbul'un üzerindeki ikonun da yağmur gösterdiğini görüyoruz hep beraber. Ama İstanbul'da bu yağmur ihtimali çok kuvvetli değildir. Gün içerisinde hafif gelip geçici bir yağmurdan bahsediyor ve bu yağmur her yere de düşmeyecektir. Gün içerisinde güneşin görülmesine de engel olmayacaktır. Bir kapalı, bir açık, bir hafif yağmurlu, bir açık, bir hava etkili olacak. Düne göre dolayısıyla sıcaklıklar birkaç derece düşebilir bugün yurdun kuzeybatısında. Yarın pazartesi okullar açılacak, işe gidilecek. Hava nasıl olacak diye soracak olursanız, yarın bu yağışlı hava Batı Karadeniz'i ve Kuzey Ege'yi de etkisi altına alacak. Yani İstanbul'daki, yani Marmara'daki ve İstanbul'daki hafif yağışlı havanın etkisi Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'le birlikte etkisini gösterecek. Hatta Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarına doğru da ilerleyecek. Sıcaklıkları da düşürecek. Yani bugün İstanbul'da mesela 25 derece ölçülen termometre değerleri yarın 22 dereceye kadar düşebilir. Ama güneye indiğinizde, Güneydoğu Anadolu bölgesine indiğinizde, Adana'ya, Mersin'e baktığınızda 35-40 derecelere vuran termometre değerleri hala ölçülmeye devam ediyor. Bu hafta da aşağı yukarı böyle sürecek. Havanın durumu çok değişmeyecek. Çok da yağmurdan bahsedeceğimiz bir gökyüzü tablosu maalesef görünmüyor. Bu da barajlarla ilgili dün verdiğimiz uyarı haberini hatırlayacaksınız. Buna dair uyarıların şiddetinin artacağını şimdiden bize söylüyor. Reklama gidelim. Şimdiden deyip söyleyeceğimiz, önden uyaracağımız haberler vereceğiz ama reklamdan sonra. Günaydın sevgili izleyenler. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün itibariyle bolca kadından, çocuktan ve ekonomiden bahsedeceğimizi açılışta söylemiştik. İlerleyen dakikalarda derin yoksulluk araştırmalarıyla tanıdığımız Hacer Foggo bizimle birlikte olacak. Sahadan aldığı izlenimleri, çocuk yoksulluğunu, bugün okuldaki temizliğini, taşımalısının tasarrufunu, okul yemeğinin verilme işini tartıştığımız çocuklarımızın geleceğinden ve bugününden bahsedeceğiz Hacer Foggo'yla.
O gelene kadar, o hazır olana kadar aktaracağımız haberler var. Önce sizi Kahramanmaraş'a doğru götüreceğim. Eline pompalı tüfek alan bir kadın Kahramanmaraş'ta hastane bastı ve hastane çalışanlarını rehin aldı. Olay Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde meydana geldi. Görüntüleri kaydeden sağlık çalışanları bir kadın tarafından, eli tüfekli bir kadın tarafından rehin alındı. İddiaya göre 45 yaşında bir kadın elinde tüfekle hastaneye girdi. Bir müddet bağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin aldı, etrafa tehditler savurdu. Abla, ne yapıyorsun ya? Gerçek alçı işte. Bir tane daha gitsin eğer ateş etmesin. Şey tamam buradayız. Biz buradayız, hepimiz buradayız, sakin. Ateş etmek istiyorlar seni. Bir dakika sakin ol. Sakin ol. Yok yok buradayız. Buradayız. Kimse gelmesin de sakin. Ablacığım, buradayız buradayız. Bizim buna yardımcı olmamızı istiyorsun. Ne yapmamızı istiyorsun? Ateş etmemiz lazım. Hadi be. Yoksa her yer patlayacak. Tamam çocuğa geç. Abla bizim elimizde hiçbir şey yok. Bak güvenlik orada, polis orada, Duyuyorsunuz sevgili izleyenler. Büyük bir korku yaşadı sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları bu büyük korkuyu yaşadıktan sonra tabii ki polis ekipleri hemen duruma müdahale ettiler. Kadın kısa süre sonra ikna edilerek tüfeğiyle beraber yakalandı. Sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasından bu anlar ekranlarınıza bu şekilde yansıdı. Düşünün ki çalışma ortamınızda sık sık bu şiddete maruz kalıyorsunuz. Düşünün ki çalışma ortamınızda şiddetin, fiziksel şiddetin ya da kurşunların hedefi olmamak için elinizde telefonunuzun kamerası açık bir şekilde şahit yaratma amacıyla ağlayarak birinin sizi kurtarmasını bekliyorsunuz. Bu koşullar altında verdiğiniz hizmet de sağlık hizmeti. Canıyla mücadele edene adeta can vermeye gayret ediyorsunuz. Adeta onu tekrar hayata döndürmeye çalışıyorsunuz. Sağlığını geri kavuşsun diye uğraşıyorsunuz o insanlar için. Bu kadar da büyük bir iş yapıyorsunuz. Bu kadar da önemli bir iş yapıyorsunuz ama bu koşullar altındasınız ve bu durumu öyle münferit yaşamıyorsunuz. Maalesef bu ve buna benzer irili ufaklı durumları sık sık yaşadığınızı düşünün. Ne hissederdiniz? Ne düşünürdünüz? Yurt dışına gitmeyi düşünür müydünüz mesela? Bunları bir düşünelim. Neden böyle sorusunu sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet içinde sormuş olalım. Sağlık demişken hamilelik, doğum sağlığı, anne sağlığı, bebek sağlığı ile ilgili bir kamu spotu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı spotta anladığımız kadarıyla özendirilmeye çalışılan aslında annelerin sezeryanla doğum yapmaması. Vajinal doğum özendirilmeye çalışılıyor. Normal doğum deniyor bu arada ona da, sanki diğerleri anormalmiş gibi. Dilde başlıyor ya, dilden değiştirmemiz gerekiyor sevgili izleyenler. Bazı tıbbi terimleri kullanmanın ayıp olmadığını idrak ederek başlamamız gerekiyor mesela. Ama bunu yaparken sanki işin dozu biraz kaçtı. Bu zamana kadar evladını gerek estetik gerekçelerle, gerek korktuğu için, gerekse sağlığıyla ilgili mecburiyetlerle evladını sezeryanla dünyaya getirmiş anneler incindiler, kırıldılar. Duymadıysanız, kaçırdıysanız, sosyal medyada denk gelmediyseniz bakalım size ne hissettirecek izlediğiniz video. Anne nereye gidiyoruz? Anne ne oluyor? Anne? Anne burası neresi? Ben de hazır değilim. Neden buradayım ben? Normal doğumu daha üstün bir şey gibi göstermeye çalıştılar. Oysa ki böyle bir ayrıma gerek yoktu. Annelere böyle hissettirmemeleri gerekiyordu. Anneciğim ben hazırım. Anneciğim başardık. Öncelik olarak normal doğum tercih ederim ama kadının kendi isteğiyle de ilgili olabilir. Keşke böyle bir video yaparken öncelikle anne sağlığı baz alınsaydı. Normal ya da sezaryenle doğum yapmış annelerin Sağlık Bakanlığı'nın sezaryen doğumlara karşı yayınladığı kamu spotuna tepkisi, videoda fetüsün konuşturulduğu, sağlıklı olanın normal doğum olduğu mesajının verildiği video anneleri hem üzdü hem de öfkelendirdi.
Normal doğum yapan annelerle bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir. Ben iki çocuğumu da 2 yıl emzirdim. Aynı gün sütüm geldi. Çok yanlış bir algı, evet. Sezaryenle doğum yaptım. Oğlumla aramdaki bağın da normal doğumlarla aynı olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de sezaryen ameliyatı oranı Dünya Sağlık Örgütü'nün makul kabul ettiği %15 sınırının üzerinde. Yani neredeyse her iki çocuktan biri sezaryenle doğuyor. 2020 yılında %59,6 olan sezaryen doğum oranı 2022'de %62,8'e yükseldi. Dünyada ilk sıraya yerleşti. Bakanlıksa normal doğuma teşvik için tartışılan bir kamu spotu yayınladı. İlk örnekte takvim başındaki anne adayı doğum yapmayı planladığı günü işaretliyor. Sezaryen ameliyatındaysa anne karnındaki bebek hazır değilim, neredeyim diye yaşadığı korkuyu dile getiriyor. İkinci örnekte sancısı gelen anne bebeğinin hazırım seslenişiyle normal doğum yapıyor. Normal doğum yapan annenin bebeği başardık diyor. Sezaryen yapanın böyle tedirgin ve kaygılı bir çocuk gibi yansıtılıyor. Ben çok mutlu bir çocuğa sahibim yani. Çok kötü bir duygu sezaryen doğum yapan anneler için bence. Sezaryenle doğuma karşı olan bir başbakanım. 2012 yılında Erdoğan Başbakanlığı döneminde sezaryen doğuma karşı olduğunu bu cümlelerle açıklamış, çok tartışılmıştı. Şimdi de bakanlığın yayınladığı kamu spotu anneleri kızdırdı. Sağlık sebebi olmasa bile yani herkesin kendi kararı. Sezaryenle doğum yapanları evet biraz suçlu hissettirmiş olabilir. Kamu spotu üzerinden annelere vicdan muhasebesi yaptırılmasına, kadınların doğum üzerinden ayrıştırılmasına, kullanılan dile ve yönteme gelen tepkiler. Anneler, önceliğimiz sağlık, bilim diyor. Sezaryenle doğuma karşı olanlar sezaryenle doğurmazlar. Bu kadar basit aslında sevgili izleyenler. Siz devlet eliyle daha sağlıklı olduğunu düşündüğünüz şeyi teşvik etmek istiyorsanız sağlıksıza yöneleni ötekileştirmeden, sağlıksıza yöneleni hani sağlıksız tırnak içinde öyle düşündüğünüzü algıladığım için ya da tıbben öyle olduğunu öne sürdüğünüz için söylüyorum, bir uzman değilim. Ama hani sağlıksız olanı da tükaka diyerek, karşını alarak, kalbini kırarak, sen çocuğuna işte eziyet ettin iması yaparak bunu yaparsanız o zaman verim alamazsınız ve ciddiye de alınmazsınız işin kötüsü. Amaç da vuku bulmaz. Teşvik de etmiş olmuyorsunuz böyle olunca. Kimse karışamaz tepkisini de daha da yükseltmiş oluyorsunuz. Bu anlamda eğer tıbbi anlamda daha sağlıklı olanı desteklemek ise amaç bence gerçekleşmedi. Ve kadınların bedeniyle ilgili, evladının doğumunun nasıl olacağıyla ilgili bu kadar çok dikteyi kendine hak gören yönetim biçimi, kadınları sokakta koruyamayan bir yönetim biçimi aynı zamanda. Bu da bir tesadüf mü? Tabii ki değil. Şimdi Beyoğlu'ndaki o sapıkların haberine gidiyoruz sevgili izleyenler. Meğer zaten onların sapık olduğu belliymiş. Yani bu sapıklığı daha önce de yapmışlar. Sadece bu sefer bu sapıklığı yaptıkları yere bir kamera denk gelmiş. İyi ki denk gelmiş. Çünkü eğer o kameradaki görüntüler olmasaymış, kızcağız korkup da şikayetçi olamadığından sapıkların yaptığı sapıklık yine yanlarına kar kalacakmış meğerse. Ama kadın beyanı esastır görüşünü alaşağı edenlere ders olsun diyelim mi? Ders olur mu? Zannetmiyorum. Genç bir kadını uzun süre takip eden, sokak ortasında köşeye sıkıştıran iki tacizci. Önce serbest kalmış, tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınmıştı. İki tacizci tutuklandı. İstanbul Beyoğlu'nda Semir T. ve Ömer K. kaldırımda yürüyen 25 yaşındaki İ.A.'yı takip edip bir köşeye sıkıştırdı. Genç kadını taciz etmeye başladılar. Tacizciyle yere düşen İ.A.'nın yardım çığlıklarına sokaktakiler yetişti. Tacizcilerden biri amcamın kızı diyerek kurtulmaya çalıştı. Olayın ardından Semih T. ve Ömer K. gözaltına alındı. İkisinin de cinsel saldırı, uyuşturucu madde kullanmak, gasp, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan kaydı çıktı. Ama ikisi de serbest kaldı. Dehşet verici görüntülerin ardından farklı illerde
tekrar gözaltına alındılar. Bu kez tutuklandılar. Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlamasıyla cezaevine gönderildiler. Tanıyor olabilir, aynı mahallede yaşıyor olabilirler, dehşete kapılmış, çok korkmuş olabilir. Suç duyurusunda bulunduğu zaman karşı taraf benim adresimi, evimi, adımı, soyadımı öğrenecek diye korkmuş olabilir ve dolayısıyla suç duyurusunda bulunmamış olabilir bu tacize uğrayan genç kadın. Ama devletin sistemsel olarak bunu yapanın yanına kar bırakmıyor olması lazım. Ne demek kadın şikayetçi olmadı diye sapıkları serbest bırakmak? Kadının beyanını esas alacaksınız. Güvenlik kamerası görüntüsü olmasa bile inceleyeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki tamam biz sonuca varana kadar sen masumsun ama biz bir önce sonuca varalım bekle diyeceksiniz. Ondan sonra sonuca varıldıktan sonra serbest mi bırakıyorsunuz ne yapıyorsunuz ona karar vereceksiniz. Devlet nezdinde, yargı, hukuk nezdinde. Ama tabii ki ama kadın beyanı esastır da yani şeklindeki cahilce yorumlardan dolayı geldiğimiz nokta bu. Bu yorumları yapanların da kızları, evlatları, kız kardeşleri, eşleri var üstelik. Nasıl oluyor da bu noktaya getiriyorlar bu işi bilemiyorum. Ama suçluyu buldular. Suçluyu buldular sevgili izleyenler. Suçlu diziler, filmler falan. Kadınların arkasından devleti çektiniz diyor Özgür Özel. Önce İstanbul Sözleşmesi çağrısını okuyalım sonra suçluyu aktaralım size. Artan kadın cinayetlerine değinen CHP lideri hükümete yüklendi. Kanun var ama yetersiz çünkü kadınların arkasından devleti çektiniz dedi. Arkalarında artık devlet durmuyor. Bu yüzden katillere, zorbalara karşı daha savunmasızlar. İstanbul Sözleşmesi'ni salı günü meclisten geçmesi için Erdoğan'a çağrı yaptı Özgür Özel. Biz iki elimizi birden kaldırmaya hazırız dedi diyor. Hadi gelin bir diğer gazetemize geçelim ya da isterseniz o tweet'i olduğu gibi verelim değil mi? Yönetmenim o tweet'i görelim. Oktay Saral, gündemi büyük bir üzüntü ve öfkeyle takip etmekteyiz. Öyle bir çağdayız ki nereden, kimden, nasıl ya da ne şekilde bir zarar gelecek anlayabilmek mümkün değil. Gençler başta olmak üzere tüm toplumumuzu bu ruh hastası yaratıklardan muhafaza etmeli. Sapkın düşünceleri özendirici her türlü yayın ve yapımdan uzak tutmalıyız. Televizyon dizileri, sabah programları, video oyunlarının hepsi bir filtreden geçirilmeli, gerekirse yasaklanmalı ve yayından kaldırılmalıdır. Evet, tebrikler. Buldular yöntemini, yasaklayacaklar sevgili izleyenler. Ard arda yaşanan bu vehim olaylarda suçu gerçekleştiren, gerçekleştirilmesine vesile olan, yardımda bulunan herkes büyük bir titizlikle incelenmeli, gereği ivedilikle yerine getirilmeli, ceza sistemi ağırlaştırılmalı ve bu halkın takdirine sunulmalıdır. Anayasaya geldik gene fark ettiyseniz. Aksi halde olanlar karşısında aklımıza mukayyet olmak ve sakin kalabilmek mümkün değildir. Cezalar yerini bulunca toplumun içi bir nebze olsun soğuyacaktır. Peki nasıl engelleyeceğiz? İş cezaya varmadan aslında bunun önüne geçmek gerekmiyor mu? Biliyorsunuz bu suçluyu ilan eden kişi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral. Elinizden tutan yok. Konuyla ilgili yapacaklarınızı bekliyoruz. Mesela İstanbul Sözleşmesi'ne geri getirerek başlanabilir bu işe. Ya da var olan yasaları belki de uygulayarak ve uygulanmasını sağlayarak başlanabilir bu işe. Belki de kadın beyanı esastır konusunda emniyet güçlerini eğiterek bu işe yeniden başlayabilirsiniz. Türkiye'yi sarsan bu kadın cinayetlerinin ama artık önüne gerçekten geçilmenin zamanı çoktan geldi de geçti. Kadınlar dün itibariyle sokaktaydı. Biliyorsunuz çünkü sadece Beyoğlu'ndaki taciz değil aynı zamanda surların üzerinde bir vahşet de yaşandı. Konuyla ilgili bir yayın yasağı geldiği için biz görüntüleri, cenazeleri aktaramıyoruz ama tam manasıyla bir vahşet. Duymayan da kalmadı zaten aslına bakarsanız. Bakın sokakta kadınlar neyi vurguladı, neye sahip çıktı, neyi talep etti. Arade! Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetlerinin ardından birçok noktada protesto düzenlendi. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner gibi katledilen birçok kadın için, şu an hayatta olup güvende olmayan tüm kadınlar için bir araya geldiler. Artan cinayet, şiddet, darp, tacize ses yükseltti on binler. Devlet yargısıyla, kolluğuyla şiddete maruz kalanların beyanlarına göre değil, sosyal medya tepkilerine göre görevini yapmaya tenezzül ediyor. Erkek şiddetine maruz kalan kadınlar, seslerini duyurabilmek, şiddetten uzaklaşabilmek için
Türkiye'yi ayağa kaldırdı Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner'in katledilişi. 19 yaşında iki genç kız kopartıldı yaşamdan. Üstelik cani Semih Çelik daha önce defalarca ölümle tehdit etmişti. Protestolarda ana mesaj, yükselen ortak ses, kadınlar güvende değil, kadınları koruyamıyorsunuz. Bugün bu gördüğümüz surların önüne eylem yapmaya geldik. İşte bu gördüğümüz koskoca Edirne kapı surlarının önüne. Neden? Çünkü İstanbul'un tarihi bir yapısını bile kadın cinayetiyle anmak zorunda bırakılıyoruz. Kadınlara yazmaya çalıştığınız bu kaderi sileceğiz. İkbal Uzuner'in vahşice öldürüldüğü surların önünde toplandı binlerce insan. Göz göre göre yaşanan cinayetlerin hesabını sordular. Beyoğlu'nda tünele yürüdü kadınlar. Artan şiddete, tacize, cinayetlere ses yükselttiler. Kadınlara değil, katillere barikat. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Ayşegül ve İkbal için Ankara'da protesto düzenledi. Daha önce İkbal şikayetçi olmuş. Telefona gitmiş, tehdit edildiğini söylemiş. Fail defalarca İkbal'i tehdit etmiş. Sonrasında ne oldu? Fail hem ona hem arkadaşına. Yani aslında bu cinayet göz göre göre yaşandı diyor sokağa inen kadınlar ve bunun önüne geçilebilir diye vurguluyorlar. Evet, cezasızlık bir gerçek ama bizi yönetenler bunu cezasızlık algısı olarak dillendiriyorlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adalet Bakanı da öyle söylüyor. Cezasızlık algısı diyor. Yani cezasızlık yok ama niyeyse öyle bir algı oluştu, biz de anlamadık gibi bir yorum. Ama tabii ki cezaları arttırmak tek çözüm de değil. Evet, sokağa salıvermeyin, cezaları arttırın ya da en azından var olan kanunu uygulayın. Ama engellemek için, olay olduktan sonrası için değil de hani olmadan önce riskleri azaltmak için de bir çabanız olsun bizi yönetenler. Lütfen, rica ediyoruz artık, yeter. Yeter. Siz ki bu kadar ataerkilsiniz, ülkenin kadınlarını koruyamayan pozisyonundasınız. Bari hani sizin anladığınız dilden bir teşvik vermek gerekirse böyle söyleyelim. Devam edelim. Korkusuz gazetesinin sür manşetinden dümeni ekonomiye kırarak devam edelim. Vatandaşa turşu kurmak bile haram diyor Korkusuz gazetesi. Turşuluk biberin 70 liraya çıkmasına isyan eden vatandaşlar, turşudan bile vazgeçtik, yemeden duracağız, kuru kuru ekmek yiyeceğiz, ne yapalım dedi diyorlar. Pazardan eli boş dönenlerin neler söylediğine kulak verelim. Turşet diyemem, benim aldığım bir paça biber. Almış ay aldım. 120 gramımış. Hmm. 120 gram. 15 lira. 15 lira alacak. Turşu yaptıracağım. Domatesli salatalı turşu yaptıracağım. Almadım, ben ne yaptım? Nasıl alayım 70 liraya da alamam. Alamayız kardeş, turşudan neden vazgeçtik? Devletimizin canı sağ olsun. Biz yemeden duracak kuru kuru ekmek. Biz de beri 70 lira. Güç yeteceği yok. Turşu yapacaktık. Alamıyoruz. 70 liraya biber olur mu? 20 liralık aldım. Pazara geliyor, boş gidiyor. Turpu da yiyemez olduk. Oluruk böyle giderse. Yarın turp da 50 lira olur. Emekler bir şey yemesin. Soğan ekmek. Biberden elmaya doğru kıralım dümeni bu sefer de. Yine ekonomiden bahsedeceğiz. Hatta ekonominin dümenindeki kişi ekonomiden elma ile bahsettiği için biz de elmadan yürüyeceğiz efendim. Fatih Karahan Merkez Bankası Başkanı, Enak ve TÜİK'in açıkladığı, düzenli olarak her ay ortaya koyduğu enflasyon rakamlarını kıyaslarken, hani elma ile armut gibi birbirinden farklı değil ama hani yeşil elma ile kırmızı elma gibi diyelim dedi. Bu elma meselesini arkadaşımız Merve Görgün sokağa inip sizlere sordu. Hiç yeşil elma, kırmızı elma diyen çıkmadı. Kimisi çürük elma dedi, kimisi kurtlu elma dedi, kimisi ben artık elmadan vazgeçtim dedi. Bakalım neler söylediler. Bir elmaya benzetseydiniz, TÜİK ile ENAG'ı hangi elmaya benzetiyorsunuz? Evet, TÜİK kurtlu elma. TÜİK'in rakamları gerçeği yansıtmıyor çünkü. ENAG daha gerçekçi bence. Senin düşüncen ne? Kırmızı elma, öbürü yeşil elma. Yani bir elma armut kadar farklı değil ama belki yeşil elma, kırmızı elma gibi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. ENAG, TÜİK ve İTO verilerinin arasındaki fark soruldu Karahan'a. Çünkü yıllık enflasyon TÜİK'e göre %49,38 iken ENAG'a göre %88,63, İTO'ya göre ise İstanbul'da %59,18 oldu. Karahan verilerdeki uçurum için elma benzetmesi yaptı. Bu
3 endeks aynı şeyi ölçmüyor. Tamamen farklı şeyleri de ölçmüyor ama aynı sayıları beklemek doğru değil. Yani bir elma ile armut kadar farklı değil ama belki yeşil elma, kırmızı elma gibi. TÜİK'e bakarsanız tatlı. Ama piyasaya baktığınızda herkes gerçekten zor durumda. Ekşi insanları mahvediyor, yakıyor yani. Çocuğumu istediğim şeyi alıp istediğim şeyi yedirmek istesem mümkün değil. Ben elma yiyemiyorum bari. Pahalılıktan. TÜİK'e göre Eylül'de aylık %2,97'lik artışla yıllık enflasyon %49,38 oldu. Aynı dönemde ENAG'a göre enflasyon %5,34'lük artışla %88,63. Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek TÜİK'in Haziran verileri ise en düşük seviyedeydi. 6 aylık enflasyon farkı olan %24,73 oranında zam aldı emekli. ENAG'a göre alsaydı %41,16 oranında artacaktı maaşı. Açıklanan rakamlara bakınca kırmızı yani tatlı olan elma TÜİK, yeşil yani ekşi olan elma ise ENAG, ama sıra maaş zamlarına gelince elmaların yeri değişiyor. Çünkü memur ve emekli maaşına zammı ENAG değil TÜİK verilerine göre alıyor. Yani vatandaşın cebine giren hep ekşi elma oluyor. Ekşi elma giriyor. Tatlı elma girer mi? 1 lira veriyorlar, 10 lira geri alıyorlar. Her gün fakirleşen bir toplum söz konusu. Cebinize giren maaş zamlarında hangi elma? Çürük elma. Asgari ücretli de yılbaşında TÜİK enflasyonuna göre alacak senelik zammını. Sabit gelirlinin maaş zamlarını da asgari ücretteki artış belirleyecek. Ekonomi yönetimine tatlı gelen elma, yani TÜİK oranları, vatandaşın tadını kaçırır mı yılbaşında belli olacak. Alım gücü çok düştü. Eğer ki bu devam ederse çok zor duruma gideceğiz. Olan bize oluyor. Ben emekliyim şu anda ama çalışıyorum, mecburum. Çünkü ben bu parayla geçinmek gibi bir ihtimalim yok. Kırmızı diyebilirim ben devletin yani vermiş olduğu rakamlara. Neden derseniz, yani nasıl Adem'le Havva'yı elmayla kandırıp bu cennetten çıkarttılarsa bizi de bu gidişle bu ülkeden çıkartacaklar yani. Hem ülkemize cennet demiş oldu beyefendi, hem Sayın Karahan'ın elma göndermesine kendisi de bir gönderme yapmış oldu. Ne kadar zekice, öyle değil mi? Neden böyle diye sorduk. Neden böyle? Hak etmeyenlerin hak etmedikleri yerlerde olmaları tek neden. Ve ülkede her yerde haksızlıklar çığ gibi büyüyor. Selçuk Bey'in dediği gibi doğru olun, şaşırtın. Tek çözüm bu diyor Dilek Hanım gönderdiği mesajda. Bir diğer izleyicimiz, Ezgi Hanım neden yeşil giydiğinizi biliyorum ama biraz da Merkez Bankası Başkanı'na cevap vermiş gibisiniz. En sağlıklısı yeşil elma der gibisiniz. Tabii alabiliyorsak demiş. Evet, serebral palsi farkındalığı için yeşil giydik. Ama hani elmanın da hangisini seviyorsanız sorusuna cevap yeşil midir? Hadi olabilir, Can Bey'i kırmayalım. Bir de öğretmenler, halk eğitim öğretmenleri kurs açamadıklarından, tasarruf tedbirlerine takılmış olmalarından bahsettikleri mesajlar gönderiyorlar. Şimdi Fatih Karahan böyle söyledi. Ama ekonominin dümenindeki kişiler uzun yıllardır peş peşe pek çok şey söylüyor. Son olarak Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomiye dair iki yetkili ağız farklı şeyler söyledi örneğin. Enflasyon tekhaneye ne zaman düşer sorusuna Şimşek'ten 2025, Yılmaz'dan 2026 cevabı geldi. Bu tekhane vadesi herkese göre farklı. Eylül ayında açıklanan enflasyon verileri sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tekhaneli enflasyon için 2025'in ikinci çeyreğinde geçiş sürecinin başlayacağı mesajını vermişti. Yani 2025'in ikinci çeyreğinde geçiş başlayacak sadece bu arada, heyecanlanmayın. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da gelecek yıl %20'nin altına, 2026'da da tekhaneye ineceğini paylaştı deniyor. Bir de kulak verelim. Ekonominin dümeninde olan 2019 yılından bu yana geleceğe dair böyle vadeler veren, enflasyonla ilgili, ekonomik rahatlamayla ilgili, ne zaman daha iyi olacağı ile ilgili vadeler sıralanıyor biliyorsunuz. Bir hatırlayalım şöyle, bir neler duymuş bu kulaklar. Şubat, Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum, Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan, Mart'tan zaten çok iyi olacak. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da,
hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna? Hazır mıyız buna? Açıkça söylüyorum. Herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi, milletimiz de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir. 2025 yılı 2024'ten daha rahat olacak. 2026-2025'ten çok daha iyi olacak. Hadi gelin bir tahmin daha gösterelim ama bu tahmini göstermeden önce konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Kendisi yoksullukla, özellikle çocuk yoksulluğuyla sahada birebir hemhal olan bir isim Hacer Foggo. Zaten sizler de çok çok iyi tanıyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok şimdi ağlanacak halimize gülmek mi dersiniz bilmiyorum ama Zeitung şöyle bir haber paylaşmış. Şimdi bizi yönetenler sürekli bir vade veriyor ya ekonomiye dair, enflasyona evet. dair. Bakın Zeitung'a göre... Okulların temizliğiyle ilgili bir vade var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, okulların tuvaletine sabun koyabilecek noktaya 2027 yılının ikinci yarısı itibariyle ulaşmayı hedefliyoruz demiş. Ama tabii ki tamamen bir Zeitung haberi sevgili izleyenler. Yani aslında şaka. Bilmiyorum, biraz yumuşatmaya gayret ediyorum Hacer Hanım. Yani durum içler acısı gerçekten. Yani mesele çocuklarsa, çocukların sağlığıysa, beslenmesi ise hepimizin, herkesin seferber olması gerekiyor. Evet. Öyle değil mi? Yani inanılmaz şeyler. Yani işte geçen gün işte Samsun'da bir ortaokuldan gelen fotoğraf bana gelen. Aa evet, o fotoğrafımız fotoğraf, hazır. Yani orada ben şeyi düşündüm. Aslında hani öyle bir sosyal çürüme var ki bu bazen tırnak içerisinde eğitimcilere de yansıyor. O korku, o biat, o yani işte tasarruf, ben ne yapabilirim? Ben de sifonu keseyim. Yani söylemeyin. Hani, şöyle baksın insanlar. Evet. Şimdi sabah sabah tuvalet fotoğrafı da çok hoş değil. Uzun uzun da tutmak istemiyorum ama ne eksik diye düşünün. Sifon eksik. Neden eksik? Çünkü tasarruf tedbiri için evet, sökmüşler. Evet, çünkü çocuklar buradan suyu alsın, daha az kullanılır falan diye. İrfan kaldıralım bunu şimdi, istersen. Evet, mesele aslında şu. Yani işte okul servisini mesela kaldırdılar biliyorsunuz yani köylerde. Evet. İşte 50 kilometre aşarsa. Şimdi ben çok fazla çocukla konuştum. Şu anda okula gidemeyen kız çocuk, özellikle kız çocuklar, erkek çocukları da var tabii ki. Ama kız çocuklarının şöyle bir durum var. İşte okula gidemedikleri anda erken evlilik, işte ekonomik olarak işte ayakta kalama, bir meslek sahibi olamama gibi sorunları yaşayacaklar. Çok açık. Böyle olduğu halde mesela Van'da işte Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı da paylaşmıştı Seracettin Bey. 50 kız çocuğu bir köyde okula gidemiyor. İnanılmaz bir şey İnanılmaz. Değil mi? Şimdi böyle bir tasarruf mümkün mü? Böyle bir tasarruf mümkün mü? Şimdi hemen yani oraya okul servisini temin etmemiz gerekiyor. Edemiyorsanız eğer gerçekten diyeceksiniz ki yani edemiyoruz. Kaynak yok. Bu işi belediyelere bırakalım. Ya da ne bileyim özel sektöre bırakalım. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var deyip bir kampanya başlatırsınız. Eminim yani hiçbir çocuk okula servissiz gitmeme durumu zaten olmaz. Zaten biraz siz sahada olduğunuz evet. için yanlışım varsa düzeltin diye söylüyorum. Zaten biraz şöyle mi? Tabii ki köylerde, kırsal mahallelerde, merkezden uzak noktalarda evladını okutmak için yanıp tutuşan pek çok aile var. Tabii. Ama... Evladının okula gitmesi pamuk ipliğine bağlı olan da çok aile var, öyle değil mi? Evet, kız kesinlikle. Erkek fark etmeksizin. Yani en ufak bir gerekçe de tamam gitmeyiversin diyecek çok fazla aile var. Evet, şu anda eğitim reformu girişiminin bir araştırması var son yaptıkları araştırmada da. Yani 2024-2025 öğretim yılında erkek çocuklarının okuldan şu anda hızlıca koptuğu görünüyor ekonomik nedenle. Yani ekonomik kriz nedeniyle bu korkunç bir şey. Yani çocuklar eğitimden kopuyor ve çalışmaya başlıyor. Hatta size ben şeyleri oranları mesela erkek çocuklarda %53.6 iken kız çocuklarda %46.4. Yani 6-9 yaşta 73.872 çocuk. 10-13 yaşta 86.269, 14-17 yaşta
452.672 bin çocuk okul dışında. Ya inanılmaz bir şey. Yani bu rakam değil. Bu her rakam bir çocuk. Her rakam evet. O ailede yaşayan bir gelecek. Bir hayat. Ve bizim ülkemizin geleceği. Yani çocuk işçiliği bugün TÜİK'in rakamları %22.1. MESEM'lere giden çocukları da sayarsanız 1,5 milyona yakın bir çocuk. Yani ki o %22'nin içinde yok yani MESEM'lerde çalışan çocuklar. Şimdi bir de böyle bir rakam var. Düşünün yani sürekli artıyor ama ne olmuyor? Önlenmiyor. Yani önlenemediği zaman yani bu çocuklar tekrar okulla eğitime yönlendirilmediği zaman ne oluyor? Bir suça sürüklenen çocuk sayısı artıyor. İşte uyuşturucu oranı artıyor. Yani işte tekrardan dönmek isteseler örgün eğitime dönemiyorlar. İşte çocuklar işte son sınıfa gelmiş. Ben bir kız çocuğu var Samsun'un bir köyünde. Son sınıf, lise son sınıf. Bu okul servisi nedeniyle gidemiyor çocuk. Diploma alamıyor. Tekrar gidiyor okula, diyorlar ki açık liseye yönlendi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani son sınıfına kadar gelmiş bir kız çocuğunu siz tekrar köyde evinde tut. Ya inanılmaz yani. Yani bu vazgeçmek. Eğitimden evet. Ve okuldan vazgeçmek. Ama ülkeden vazgeçmek bu. Sadece eğitimden, çocuklardan vazgeçmek. Bu çocukların hepsi diyoruz ya hep. İşte övünüyoruz ya, çocuklar bizim geleceğimiz. İşte geleceğimizin hali bu. Ve bugün sokakta yaşanan olaylar söz konusu olduğunda herkes diyor ki, gelen mesajlardan, sokakta aldığım geri dönüşten de bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğitime ihtiyacımız var bizim diyor herkes. Nitelikli eğitime ihtiyacımız var. Ama eğitim şart. Ama... Kime? Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim şart ya. Yani. Değil mi? Yani bu... Patlamalar böyle durduk yere olmuyor. Olacak, devam da edecek. Yıllardır konuşuyoruz. Ben de gelmişsin programımıza. Başka bu konuda çalışan arkadaşlarımız da var. Yani görünen bir şey var. Yani işte şimdi narkolog raporlarına baktığınız zaman daha önce de konuşmuştuk. Orada okul terki yapan çocukların daha fazla uyuşturucuya yöneldiğine ilişkin ki rapor, yani bu raporlar ne işe yarıyor Ezgi Hanım? Ben bunu anlamış değilim. Ben de yani, anlamıyorum. Şimdi orada diyor ametem sayısı çok az, çematem sayısı çok az. Ben bu uyuşturucu konusunda tek başına mücadele eden anneleri babaları biliyorum. O hastane kapılarında geri çevrilen işte eşyaları satılıyor, televizyonu satıyor, o uyuşturucuya alışmak için intihar eden gençleri biliyorum. Şimdi bu aileler sürekli mücadele ediyor. Yalnız başına mücadele ediyor. Bu konuda mücadele eden dernekler var. Bu konuda hatta eski emniyet müdürü var. Bu konuda çalışma yapan dernekler, sivil toplum örgütleri ve aileler var. Şimdi o yalnız dünkü olayda Kahramanmaraş'taydı bir hastanede gece evet. Okudum. Şimdi annenin sonrasında o pompalı tüfekle giren annenin sözlerini bir gün gazetesinde okuduğum zaman ne diyor? Ben oğlum uyuşturucu kullanıyor. Çaresiz kaldım ki bu çare değil. Ve beni öldürsünler diye ben oraya geldim diyor. Yani psikolojisi tamamen gitmiş. Şimdi aklı gitmiş. Biz bu insanları tanımıyor muyuz? Bu insanların bütün verileri Aile Bakanlığı'nda var. Sağlık Bakanlığı'nda var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda var bu risk altındaki çocukların. Peki neden ulaşılmıyor? Neden o anneye bir psikolojik destek verilmedi? Neden oğlu tedavi edilmiyor? Öyle değil mi? Şimdi böyle binler ve milyonlar var. Ama biz 2 gün sonra, 3 gün sonra yine böyle bir olayla, yine böyle bir işte kızlarımızın başına gelecek ya da erkek çocuklarımızın başına gelecek bir olayla oturacağız. Tekrar konuşacağız yani bu... Bugün adı Narin olacak, yarın başka birisi evet, olacak. Bugün evet. Yedikule'deki surlarda evet. Yaşanan vahşetten evet. Bahsedeceğiz, yarın başka bir adres. Evet. Üstelik bunlar basına yansıyanlar. Evet. İşte tam onu söylüyorum. Yani işte basına yansıdığı zaman 3-5 gün konuşuluyor, önlem yine alınmıyor. Ama bütün bu ailelerin bütün verileri bakanlıklarda var. Sağlık Peki. Bakanlığı'nda var. Yani ya diyoruz ki ametem sayısı az. Bu çocukları aileler tedavi ettirmek istiyor. Ben biliyorum, tanığım. Yer yok, yatak yok, bilmem ne yok falan diye geri gönderiyorsunuz. Sonra bu biçimde patlıyor işte. Yani o surlardaki çocukların başına. Sonra geçmişe bakıyorsunuz değil mi? Aile kaç kez müracaat etmiş. Yani
Önlenmiyor, önlenmiyor. Önlenmiyor. Peki evet. Önlenmemesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani neden buna kulaklar tıkalı, gözler kör? Neden? Yani öncelik, yani şöyle, yani işte öncelik mesela ülkenin ekonomisi ise, öyle değil mi? Aslında işte şimdi Sayın Bakan açık 2024'te daha, 2025'te daha, 2026'da o zaman işte bu çocukların, çocuk işçiliğini durdurmanız gerekiyor. Bu çocukları eğitime yönlendirmeniz gerekiyor. Suça sürüklenen, tırnak içerisinde aslında suçun sürüklediği çocuklarla ilgili işte %148 artmış, bu konuda ne yapabilir? Bunların hepsi aslında ülkenin kaynağı, yani ekonomik olarak aslında. Bu bir politik bütün tercih. Bütün bu sorunları önlediğiniz zaman biz yani ekonomik olarak da büyürüz. Yani benim için büyüme böyle bir şey. Ben ekonomist değilim ama yoksuldan yana işte bu sosyal sorunları çözdüğümüz zaman, insan hakları ile ilgili çalışmalar yaptığımız zaman, çocuk haklarını gördüğümüz zaman, işte İstanbul Sözleşmesi'ni uyguladığımız zaman biz kalkınırız. Yani esas kalkınma bu. Yani mesela okul yemeği diye her gün konuşuyoruz. Bütün uluslararası araştırmalar diyor ki eğer okul yemeği verirseniz çocuk okul devam eder, okul devamlılığı artar, okul terki azalır. Kız çocuklarında %20 anemi, kansızlık azalır diyor. Şimdi bunlar azaldığı zaman bu bir kaynaktır. Ekonomi böyle büyür diye düşünüyorum. Ama zannedersen bizi yönetenler ekonomiyle ilgili sonuç almak için... Bir avuç zengin büyüsün istiyorlar. Bir, de, yani bir avuç sermaye büyüsün ve bu çocuklarda çocuk işçi ordusu yaratıldı. Onlar zenginleşsin. Ara sanayiye eleman bulamıyoruz. Bilmem nereye fabrikada çalıştıracak insan bulamıyoruz. İnşaatta çalıştıracak insan bulamıyoruz diyerek bu çocukları bir işçi haline getirdiler. Bakın bugünün bir başlığı, eğitim bütçesi sıfırın altında diyor Bir Gün gazetesi. Hemen şöyle okuyalım. İktidar eğitimi iyice gözden çıkardı. Eğitim bütçesinin genel bütçe içindeki oranı %0,9'a düştü. Yani %1 dahi değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı yıldan yıla düşüyor. AKP iktidarında eriyerek %1'in altına düştü. 2002 yılında %1,3 olan eğitim yatırımları için ayrılan bütçenin genel bütçe içindeki oranı 2023'te %0,9 olarak gerçekleşti denmiş. Aslında bu tamamen politik bir tercih diyor Hacer Foggo. Eğer siz bütçenizi mesela ayarlarken öncelik sıranızı gelişime yani göre diyelim, yaparsanız bu böyle olmaz. Aferin yani Milli Eğitim Bakanı. Ama sonuçta bu işte. Uyuşturucu artıyor. Suça sürüklenen çocukların sayısı artıyor. Okul dışında kalan çocukların sayısı artıyor. İşte sağlıksız böyle okullar temizlenmiyor. Yemek yiyemiyorlar. Bodurluk oranı arttı. Bravo yani. Ne diyelim, bu mudur yani tasarruf Allah aşkına? Şimdi sonra da gidiyorsunuz Birleşmiş Milletler'de konuşuyorsunuz. Birleşmiş Milletler'de diyor ki yani eğitim, yani kamu kaynaklarının %4,6'sını eğitime ayıracaksın. Kamu harcamalarının da %15-20'si oranında da eğitime harcayacaksın diyor. Niye söylüyor? Çünkü kalkınma dediğimiz şey böyle olur yani. Aslında biliniyor o zaman. Tabii, tabii. Nasıl olması gerektiğini farkında demek ki bizi yönetenler. Tabii. Ama bilerek uygulanmıyor. İşte sorun böyle yaratılıyor. Yani siz bu çocuklara bütçe ayırmazsanız, eğitimine, sağlığına, yemeğine, barınmasına, işte böyle surların üzerinde işte o kızlar, o yani söyleyemiyorum bile yani işte bu, biz bunları, bu patlama, bu şey devam edecek. Çünkü bir patlama yaşandığını mı düşünüyorsun sosyal olarak? Tabii ki, tabii ki. Yani işte biz bu şeyleri konuşmaya devam edeceğiz yani. Böyle eğitimciler olursa, aman biat edeyim, itaat edeyim, işte sifonu da keseyim, bilmem neyi de keseyim, ya işte gelmeyen kız çocuğuna ne olacak, açık liseye göndereyim ama yeter ki ben yerimden olmayayım diyen, korkan insanlar, siyasetçiler olduğu sürece bu patlamalar devam edecek tabii ki. Muhalefet, muhalif vekiller, muhalefet, muhalif siyasiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Şöyle, yani bütün bunları geri alacak bir
muhalefete ihtiyaç var. Yani hangi parti olursa olsun, hı hı. Sivil toplum örgütleri de, Cumhuriyet Halk Partisi de, İYİ Parti de, Gelecek Partisi de, Deva Partisi de. Yani şunu görmeye ihtiyacı var insanların, yani en azından benim. Şöyle, işte okul servislerini verecek, bu kız çocukları okuluna devam edecek. Yani nedir yani bu, değil mi? Aslında çok basit bir şey. Bunun için direnecek bir muhalefete ihtiyaç var. Gidecek Van'da yatıp kalkacak. Samsun'da yatıp kalkacak ve bunu geri aldıracak. Normalleşme budur. Okul yemeği hemen uygulamaya geçecek. Niye? Çünkü ya 2020 yılında AKP milletvekilinin başkanlığında o dönemde bir toplantı yapılıyor. Ve o zaman doçent doktor Nazan Yardım Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyor. Diyor ki bodurluk oranı artıyor, yetersiz beslenme artıyor, durum çok vahim deyip 3 kap yemeği Maliye Bakanlığı'na o dönem sunuyorlar. 2021'de uygulayacaklar, 2024'te Milli Eğitim Bakanlığı ne yetersiz beslenmeyi kabul ediyor. Çalışma Bakanlığı hiç yoksulluğu kabul etmiyor. Şimdi durum böyleyken nasıl normalleşeceğiz? Çocuklar bodur %6... Yani 2018'de %6 idi bodurluk oranı. Bu çocuklar bugün o %6 bugün okullarda yani. Bu ne demek? Yani bodurluk ya da işte yetersiz beslenme, öğrenme güçlüğü demek. Yetişkin olduğu zaman kronik hastalıkların devam etmesi demek. Mental olarak daha geri demek. Yani biz yeni çocukları çoğaltmaya devam ediyoruz. Bunu durduracak, değil mi? Yani barınma konusunda, sağlık konusunda, okul yemeği konusunda... bu adımları, bu kötü adımları geri aldıracak bir muhalefete ihtiyacımız var. Bu konuda önergeler veriliyor ama önerge yetmez. Huzur evlerinde yaşlılarımız şu anda huzursuz, görüşüyorum da onlarla. Bu bana çok acı veriyor. Yani işte çocuk 12 bin... yoksulluğu meselesini bitirmeden tamam. Hemen Özgür Özel 2 gün önce bir açıklama yaptı. 7,6 milyon çocuk yoksulluk sınırının altında yaşıyor şeklinde. Bir veri açıkladı. Bir de hükümetin orta vadeli programında çocuk yoksulluğundan hiç bahsetmemesini ele aldı. Bir de devletin kendi eliyle açıkladığı TÜİK verileri var çocuk yoksulluğuyla ilgili. Evet. Hatta üzerinde konuşmuştuk. 2023 yılı itibariyle yoksul ve çocuk tanımına göre 7 milyon çocuktan bahsediliyor. Bugün itibariyle 7,6 milyon diye, evet. Özgür Özel. Bu çocukların %30'u, 30,6'sı erkek, %32,1'i kız çocuğu, yani ülkemizde yaşayan toplam çocuğun %31'i yoksul 2023 verilerine göre ve bunu açıklayan TÜİK. Evet. Yani evet. Şimdi TÜİK bu araştırmayı niye yapıyor? İşte önlem alınsın. Bir ortaya bir tablo çıkarıyor. Orta, yani Milli Eğitim Bakanlığı'na diyor ki yani böyle bütçeyle siz bu çocukların yoksulluğunu önleyemezsiniz diyor. Yine aynı raporda okul öncesi çocuklarda okullaşma oranının yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Şimdi okul öncesinde okula ya da bir kreşe ya da okul öncesi ana sınıfına gidemeyen bir çocuk aslında okula devam etme olasılığı çok düşük. Bu bütün araştırmalar bunu söylüyor. Yani erken çocukluk eğitimine gideceksiniz ki siz üniversiteye kadar devam edebilesiniz ve gerçekten de yoksulluğu önleyen nedenlerden biri de bu işte yine aşırı yoksulluk özel raportörünün söyledi. Yani yoksulluğu önleyecek tek şey erken çocukluk eğitimidir diyor. 3-5 yaş arası, evet. Lafınızı bölüyorum, okullaşma oranı %56. Yani evet. Yarısı gitmiyor. Bizim ülkemizde gitmiyor. 3-5 yaş arası çocukların yarısı okul öncesi eğitim almıyor. Gitmiyor. Şimdi mesela bu sene ana sınıfında şey yaptılar, yemeksiz 650 TL yemekli. Gülüyorum çünkü küçücük çocuklara yemekli yemeksiz diye ayırmak kadar saçma bir şey olamaz yani. Ne yiyecek zaten? Ana sınıfı için bir de şey 1500 lira yemekli olursa diye. Şimdi bu nedenle çocuğunu ana sınıfına yazdırmayan annelerle bilmiyorum. Şimdi iki çocuğu var, diyor ki bir tanesi giderse şimdi ona zaten masrafı çok fazla oluyor ilk öğretimi. Ben bu sene onu ana sınıfına yazdırmayayım. Önümüzdeki sene direkt gitsin diyor. Çocuklar arasında tercihler yapılmıyor. Yani eğitimle ilgili ne kadar acı. Şimdi işte muhalefet diyoruz ya, bunu durduracak. Yani bunu geri aldıracak bu yasayı, şeyi, yönetmeliği. Diyecek ki bütün okullar için yiyecekler, içecekler. Milli Eğitim Bakanlığı da ona bütçe ayıracak. 3-5 yaş arasındaki çocuğa, 6 yaş arasındaki çocuğa hem de sağlıklı beslenecek. Ki çok önemli o yaşta beslenmek. Ve ücretsiz gidecek. Bu.
Huzur evi dediniz bir de. Huzur evi şöyle, yani çocuklar ve yaşlılar, iki grup var, ikisi de savunmasız grup. Kendilerini aslında çok fazla ifade edemeyen, hele huzur evindeyse, öyle değil mi? Yani şimdi yani zaten huzur evindeyse, yani koşullar muhteşem değildir orada olduğuna göre. Ya şimdi babasından maaş kalmış, ya emekli olmuş. Ama birdenbire işte Sayın Bakan Mahinur Hanım %300-360 oranında zam yaptı. Bu işte 3000 liraya kalıyorsa birdenbire 9000 lira oldu. Aldığı maaş 12000 lira, elinde kalan 1000 lira. Nasıl yaşasın? Şimdi sessizce ayrılanlar oldu. Ben takip ediyorum. İstemedikleri akrabalarının yanına gidenler oldu. Sokakta kalanlar var. Şimdi böyle bir durumda geçenlerde yaşlı haftası, yaşlı günüydü. Sayın Bakan işte yaşlılar bizim baş tacımızdır. İşte bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. İşte orada yaşlılar, yani öyle değil mi? Yani yaşlılar gününü kutlayacaksanız eğer yaşlıları dinleyin. Yani çaresizler %300-360 zamla huzur evlerinde de huzursuzluk içerisinde yaşamaya devam ediyorlar. Bir de şu Ezgi Hanım, yani bence olmayan şey bu. Bir sosyal çürüme bence. Bakanlıklarda eskiden şey yayınlanırdı. Yani işte zam oldu huzur evlerine şudur diye. Arıyorsunuz bulamıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı şu kadar çocuk okul dışında kaldı diye bizim bunları görmeye, açıklığa, şeffaflığa ihtiyacımız var. Yani ben huzur evinden işte Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin söylediği, ya durum böyle diyor. Şimdi ben bunu yazıyorum sesini duyurmak için. Ama bakanlığın sayfasına giriyorum, yok bile işi. Ama orada zaten duvara asmışsın sen o kağıdı. O zaman bakanlığın sayfasına da koyman gerekiyor. Yani açıklık, şeffaflık da maalesef evet. Yok. Yani. Maalesef. Evet. Ve diyorsunuz ki eğer bu ülke ekonomik kalkınmayı hedefliyorsa yapısal reformlara ihtiyaç var. Evet. Gerek çocuğun insani okul öncesi kalkınmaya insani kalkınmaya evet. ihtiyaç var. Gerek çocukların karnının doyması. Kesinlikle. Boyunun yeterli ve zamanında uzaması. Yoksulluktan yana bir ihtiyacımız var. Yani. Ve zaten bunların hepsi de ekonomik geri dönüşleri olacak ihmaller. Evet. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok Yine çok kıymetliydi. Katkınız çok sağ olun. Çok çalışmalarınız da aynı şekilde. Siz bu aralar bolca Mersin'desiniz bildiğim kadarıyla. Mersin'deyim. Şöyle onu da birazcık anlatayım. Mersin benim için, Mersin Büyükşehir Belediyesi çok böyle bütüncül bir sosyal politika konusunda projeler yapıyor. Yani işte biraz önce bahsettiğim yaşlılardan çocuklara, yani doğumdan ölüme kadar sosyal politikalar konusunda muhteşem projeleri var. Mesela işte yaşlarla ilgili söz açıldı. Mesela evde bakım projesi, evde kuaför, evde temizlik, evde yemek ve birlikte gezme, tozma. Mesela 7000'in üzerinde öğrenci hem üniversiteye hazırlanıyor kurslarda, hem liseye hazırlanıyor. Liseye hazırlanan çocuklara ayrıca yemek veriliyor, besleniyor ve bu çocukların inanılmaz böyle başarılar, yani işte mevsimlik işçi olan bir çocuğun Sözel'de 127. sırada, 129. sırada olduğunu, eşit ağırlıkta olan bir çocuğun Türkiye'de 400. sırada olduğunu ve bu çocuklar bu kurslardan gidiyor. Bilim merkezi var. Daha fazla aslında bilimsel eğitime ihtiyaç var. Durum böyle olduğu için. O yüzden umut veren şehir modeller var yani. Evet, biz orada sosyal politika ofisi açtık. Çok yakında da açılışı olacak. Çünkü bu projelerin ben Türkiye'nin her yanına yaygınlaşmasını istiyorum. Örnek olsun diye zaten evet. Ben de özellikle hiç öncesinde evet. konuşmadık dahi bahsetmenizi istedim. Evet. Çünkü iyi bir şeylerin olabilme ihtimaline evet, ihtiyacımız var. Evet. Buna tutunmamız lazım. Evet. Hacer Fogo'yu ben çok uğurlayacağım kendisine. Çok teşekkür ederek. Reklama gideceğiz. Dönüşte haberle devam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden haberlerle devam ediyoruz. Neden böyle diye sorduk. Sıralı bir tam liste çıksın. Birlikte bir neden sonuç ilişkisi kuralım istedik. Sosyal medya üzerinden Ezgi Gözeger hesapları hem X hem de Instagram'da. Bize ulaşabileceğiniz adresler, neden böyle dediklerinizi bize yazın, gönderin. Ya da neden böyle dediğimiz durumlara bir cevabınız varsa onun da başımızın üstünde yeri var. Cevaplara sanki sorulardan daha çok ihtiyacımız var bugünlerde. Örneğin son dönemde sokaklarımızdaki huzurun azalmış olmasıyla ilgili, huzursuzluğun artmış olmasıyla ilgili, Türkiye'de maalesef sosyal mevzuların, sokaktaki şiddetin gözle görülür ölçüde artmış olmasıyla ilgili bir ortak sıkıntımız var.
Bu ortak sıkıntı ne parti ayırıyor, ne seçmen ayırıyor efendim, ne gelir grubu ayırıyor. Hepimizi öyle veya böyle etkiliyor. Bu vahşet haberlerinin geldiği, biz nereye sürükleniyoruz diye kendimizi duvardan duvara vurduğumuz, ülkemizin derdiyle dertlendiğimiz bu dönemde maalesef bizi yönetenlerden çok da bu havaya uygun görüntüler gelmedi sevgili izleyenler. Herkesin gündeminde yöneticiler babında. Teknofest vardı. Bir de yaşanan bu şiddet vakalarıyla ilgili cezalar arttırılsın gibi naralar atılıyor ya, bir cezasızlık tartışmasıdır gidiyor. Cezaya gelmeden olay engellensin diyor uzmanlar da. Yani hani cezası da tartışılsın, yasaların uygulanmayışı da tartışılsın ama hani cezasına gelmeden, suç işlenmeden önce suç işlenmesin, onun işlenmesi engellensin diye bahsediyorlar. Ama gelin görün ki Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı bu cezasızlık meselesinin bir algıdan ibaret olduğunu düşünüyor belli ki. Hadi gelin bizim huzurumuz kaçtı dediğimiz dönemde onların Türkiye'nin huzurundan bahsettiği o habere gidelim. Tam bağımsız Türkiye, vazgeçer miyiz senden? Geçmişin izinde, geleceğin peşinde. Teknofest 2024 Adana'da büyük bir coşkuyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Adana'dan Teknofest paylaşımları yaptığı, altına da Türkiye'nin huzuru tabelasını eklediği saatlerde İstanbul'da 19 yaşındaki bir genç yine 19 yaşındaki iki arkadaşını parçalayarak öldürdü. Sonra da kendi canına kıydı. O gençler gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken sokaklardaki şiddet iktidarın gündeminde yine yoktu. Suçun önlenmesiyle ilgili politikalarda büyük eksiklikler var. Suç da önlenebilir bir olgudur. Ülkemizin suçun önlenmesine ilişkin politikalar geliştirmeye ihtiyacı vardır. Uzun süren yargılamalardan, cezanın kesinleşmemesi sonucunda bu ceza çektirilmeden tekrar bir suç daha işlendiğini görüyoruz. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İstanbul Ümraniye'de genç polis Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak şehit eden, 26 suç kaydı olmasına rağmen her defasında serbest kalan Yunus Emre Geçti gibi önce yakalanıp sonra bir bir salıverilen onlarca kişi suç işlemeye devam ederken cezasızlık değil, cezasızlık algısı var demişti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hakimler ve savcı yardımcıları eğitim açılış töreninde kurdu aynı cümleyi. Toplumda cezasızlık algısına hizmet eden bazı kötü örneklerle maalesef karşılaşabiliyoruz. Cezasızlık algısı derken sosyal medya paylaşımlarını kastetti Erdoğan. İstanbul'daki son vahşetin hemen ardından da yayın yasağı ve paylaşımlara erişim engeli getirildi. Hukukçularsa cezaların caydırıcılığının azlığına dikkat çekiyor. İnfaz yasasında suçların mevcut Türk Ceza Kanunu'ndaki halinden daha az çektirilmesinden kaynaklı cezasızlık halinin olması var. Bunlar yüreklendiriyor suçluları. Kendini kanunun, nizamın üstünde gören bu şehir eşkıyalarına yönelik olarak 2024 yılının ilk 9 ayında 148 suç çetesi çökertildi. 1595 şahıs yakalandı, 964 şahıs tutuklandı, 417 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul Valisi Davut Gül yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini anlatırken serbest bırakılan suçlu sayısını da açıkladı. Suç makineleri dışarıda tehdit oluşturmaya devam ediyor. Hapishaneler boşalsın, bunlarla uğraşmayalım gibi bir bakış açısı da sanki burada var. Yargılamaların hızlı ve adil şekilde yapılması gerekir. Delillerin hemen toplanması gerekir. Verilecek cezanın hapishane doldu hemen çıkaralım anlayışıyla değil, topluma tekrar tehlike oluşturmayacak şekilde rehabilite edildikten sonra o suçlunun çıkarılabilmesi gerekir. Ne dedi Sayın Hanımefendi Baro Başkanı? Suçun önce engellenmesi lazım. Sonrasında cezasının artırılıp artırılmayacağına bakılır ama ondan da önce var olan yargı maddesinin, kanunun uygulanıp uygulanmadığına bakılması lazım. Uygulanıyorsa da diyelim ki ceza verildi. O ceza gerçekten uygulanıyor mu? Bunun uygulanması nasıl? Yani diyelim ki hakim kanuna göre tamamen karar verdi ama sonrasında infaz
yasası devreye giriyor ve o cezanın infazı sırasında da kağıtta yazılı olanla gerçekten verilen cezanın birbirinden bambaşka olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunlar önemli. Yani bu cezasızlık meselesi sadece maalesef algıdan ibaret değil. Bir izleyicimiz Murat Karabulut sormuş. İstanbul Eyüp Sultan ve Fatih'te 19 yaşında iki kızımız katledildi. Bu haberden neden bahsetmiyorsunuz diye. Çünkü yayın yasağı var. O yüzden bahsetmiyoruz. Bahsettik ilk gün. Sonrasında konuyla ilgili yayın yasağı kararı aldı büyüklerimiz. Oğlum otizmli, ilkokul 1'e başladı ama devletin özel çocuklar için ücretsiz servisleri çalışmıyor. İmza aşamasında, yani ilçe milli eğitimle valilikte. Buna dahil dosya gezip duruyor. Evimiz okula çok uzak, dolmuşla gidip gelmek çok zor. Oğlum çok yoruluyor. Lütfen bu konuyu da dile getirin diyor. Özel gereksinimli çocukların anne babaları da eğitim konusunda onların desteklenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle belirli zihinsel farklılığı olan gruplarda, özel gereksinim gruplarında eğitim tek çare biliyorsunuz. Hani tedavi yok, ilaç yok. Eğitim onların hayata entegre olmasının tek çaresi. Eğitim şart. Çalıştığım yerde iki kız çocuğu okulu bırakmış, dışarıdan okuyorlar. Diyor bir izleyicimiz Hülya Tunç gönderdiği mesajda sevgili izleyenler. Bir izleyicimiz de oğlunun uyuşturucu bağımlı olduğundan, jandarmalık olduklarından ve oğlunun sürekli yakalanıp bırakıldığından ve kendisine de şiddet uyguladığından bahsetmiş. Tabii ki ismini okumayacağım. Şimdi Türkiye'nin huzuru diyor yönetenler. Kırmızı ceketleri de çok havalı görünüyor Teknofest'te. Muhakkak güzel işler de yapılıyordur tabii ki Teknofest'te ama o sırada işte sokaklar çok da huzurlu değil aslında. Bir tane çok sıradan küçük bir örneği var sırada. Tekme ve yumruklar yetmedi, televizyonlar havada uçuştu. İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'ni savaş alanına çevirenler birbirlerine televizyonla saldırdı. İki grup arasında bir elektronik eşya dükkanının önünde çıktı kavga. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Önce yumruklar konuştu, ardından dükkana girip televizyonları almaya başladılar. Özellikle bir kişi adeta televizyon yağmuruna tutuldu. Önce yerden kaldırılan televizyon üzerine atıldı. Ardından başka bir adam dükkana girdi. Arkası dönük adamın başına attı bu kez televizyonu. Polislerin olay yerine gelmek üzere olduğunu öğrenen taraflar hemen kayıplara karıştı. Polis görgü tanıklarını dinledi. Olayla ilgili soruşturma başlattı. Sırada da maalesef bir kadının hikayesi var. Maalesef diyorum çünkü o kadın o hikayenin cinayetle bitmesinden korkuyor. Kimse benim karıma karışmıyor. Açladınız. Benim karımı. Benim karımı yalla. Şeytan Taş 17 yıldır bana şiddet uygulamakta, beni takip ediyor, darp ediyor. Çocuklarımı darp edip annesi yaptı diyor. Benim çocuklarımla sürekli böyle senin anneni öldüreceğim. Evliliği boyunca gördüğü şiddet boşanmak istediğinde daha da arttı. O şiddetin görüntüsü bu kez cep telefonuyla kayıt altına alındı. Maaşını almaya gittiği alışveriş merkezinde karşısına çıktı eşi. Gülli Taş'a saldırdı, tehdit etti ama serbest kaldı. Sadece ifadesi alınıp bırakılan bu şahıs beni öldürmekle tehdit ediyor. Yevmiyesini almak için patronuyla buluştu Gülli Taş. Boşanma aşamasında olduğu Seyitan Taş iddiaya göre kendisini takip etti. Gülli Taş ve patronunu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı önce. Tam kalkacakları sırada kadına ve patronuna saldırdı. En son çalıştığım iş yerinden paramı almak için gittiğim, görüştüğüm şahısla aramda bir şey olduğunu düşünüp şahsı ve beni darp ediyor. Adam 9 günlük yemyemi verdi sadece. Yaşananlar üzerine eşinden şikayetçi oldu Gülli Taş. Seyitan Taş gözaltına alındı ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay günü güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle eşinin elinden kurtulan, daha önce de ölüm tehditleri aldığını söyleyen Gülli Taş adalet istiyor. Binlerce şikayetim var. Ben sadece devletimden çocuklarımı ve güzel bir iş istiyorum. Çünkü gittiğim her işten
adam çıkmamı sağlıyor, gidip onlara iftiralar atıyor, beni darp ediyor işe gitmemem için. Maalesef bu da böyle bir hikaye. Aslına bakarsanız bir süredir devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Artık çocuklarımı tek başına evde bile bırakmaya korkar oldum. Neden böyle diye sormuş bir izleyicimiz. Sizin de var mı böyle bir korkunuz? Çocuğunuzu evde tek başına bırakmaktan dahi korkma haliniz. Nevin Orhan böyle bir mesaj göndermiş sosyal medya üzerinden. Askerlik borçlanması yapanlar arasında haksızlık var. Neden böyle diyor Adem Tok. Neden böyle başlığına gönderdiği mesajda hayırlı işler mesajlarınızı aldık. Staj ve çıraklık mağduru olanlar olarak hakkımızı alamıyoruz. Neden böyle mesajını Soner Sertdemir göndermiş efendim. Antalya'da kızı ilkokula giden Elmas Eraslan şöyle söylüyor. Okulun kapısında güvenlik yok. Elini kolunu sallayan herkes okula girebiliyor. Tuvalet dışarıda. Birisi girse kimsenin haberi olmaz. Beslenme dışarıda. Çocuklar yemeklerini yerlerde yiyorlar. Lütfen sesimizi duyur. Bunlar bizim geleceğimiz demiş Elmas Eraslan Antalya'da bahsettiği bir okuldan. Çocukların ne yediği önemli ama bu aralar çocukların ne yiyemediğinden bolca bahsediyoruz biliyorsunuz. Bir de son dönemde gündeme bomba gibi düşen yediklerimizin aslında bahsedilen olmadığı ortaya çıktı. Yani et yiyorum zannediyorsunuz, dana eti yiyorum zannediyorsunuz, içinden kanatlı eti çıkıyor. Yani en hafifleri bunlar, midenizi bulandırmamak için söylemiyorum ya da marka adı veremiyorum. Ama Yeni Çağ manşetinde şöyle bir detay var. Sağlıksız ne varsa millete yediriliyor diyor gazete. Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar raflarda kendine yer bulmaya devam ederken dış ülkelerin kanserojen madde içerdiği için iade ettiği ürünler de iç piyasaya sürülüyor. Tarım Orman Bakanlığı tahşişle ilgili bir liste yayınladı ama bir de bu var diyor gazete. CHP'nin Meclis Sağlık Komisyonu üyesi Profesör Doktor Mühip Kanko, domates, incir, mercimek, kekik, çilek, fındık, biber, tavuk eti, yumurta, baharatlar, meyve sebzeler, kuru yemişler başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilen, limitlerin üzerinde, limitlerin 50-100 katı üzerinde pestisit ve kanserojen madde tespit edildiği için Türkiye'de kara listeye alınmış durumda üreticiler var, markalar var diyor. Ve bunların geri dönüyorlar ve iç pazarda piyasaya sürülüyorlar şeklinde bahsediyor. Bakın geri dönen bu gıdalar iç pazara sürülüyor. Bu kabul edilemez. Bu konudaki belirsizlikler halkımızın güvenliğini tehdit ediyor. Bu duruma karşı ciddi adımlar atılması gerekiyor diyor. Sayın Vekil gazete bunu manşet yapmış efendim. Yiyemiyoruz, güvenerek yiyemiyoruz. Sağlığımızı yerinde tutacak ölçüde dengeli ve yeterli yiyemiyoruz. İşin kötüsü çocuğumuza, evdeki hastamıza yediremiyoruz. Balık bu aralar biliyorsunuz revaçta. Neyse ki oradan iyi bir haber geldi. Sizi hangi adrese götüreceğim? Samsun'a. Samsun'da bir balık ucuzluğu haberi var. Umarım sizin yaşadığınız şehirde de ucuzlar. Vatandaş bol bol alıp dolabına koysun. Şu an palamutun tam yağlı zamanı, tam dolaba koyma zamanı. Eylül, Ekim, Kasım ayları balıkta bolluğun, bereketin olduğu ayrıldır. Öyle de oldu. Bu kez bolluk bereketiyle geldi Samsun'da. Geçen hafta tanesi 150 lira olan palamut 80 liraya düştü. Geçen hafta hava esiyordu. Palamut rotayı değiştirmişti. Ama şu an tekrar geri dönüş yaptı Türkiye'ye. Şu an palamutun tanesi 80 lira. Palamut şu an bol miktarda çıkmaya devam ediyor. Geçen hafta bir tanesi 900 gramı buluyordu. Bu hafta 1 kiloyu geçiyor. Samsun'da fiyatları gören balık tezgahlarının önüne koştu. Güzel yani, fena değil. Palamut yedim. Çok güzel. 15 Nisan'dan bu yana av yasağı vardı. 1 Eylül'de sona erdiğinden beri denizlerde palamut sezonu başladı. Buyur abi. 1 kiloyu geçen palamut Samsun'da 80-75 lira arasında değişiyor. İstavrit'in kilosu 80, mezgit'in 50, barbunun 50, hamsinin kilosu ise 150 lira. Bol bol yensin fırsat varken. Bosna Hersek'e doğru gideceğiz. Şiddetli yağmur maalesef sele neden oldu. Olağanüstü hal ilan ettirdi. 18 kişi hayatını kaybetti. Kasırgalar, süper tayfunlar ülkeleri alt üst ederken bu kez felaketin adresi Bosna Hersek oldu. Kuvvetli yağışlar 18 can aldı. Araçlar tavanlarına kadar çamura battı. Köyler adeta yıkıldı. Şiddetli sağanak yağışlar beraberinde sel getirdi. Sel suları önüne kattığını aldı götürdü.
Ordu alarma geçirildi. Arama kurtarma çalışmalarında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çok sayıda kayıp ihbarı var. Can kaybının tırmanmasından endişe ediliyor. Trafo stanitsa. Acil durum ilan edilen ülkede yaklaşan yerel seçimlerde ertelendi. Bosna Hersek yaralarını sarmaya çalışıyor. Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bir tabiat parkı suya gömüldü. O andan itibaren hayvanları kurtarmak için ekipler ve park çalışanları zamanla yarıştı. Alay malay. Tabiat parkında 100 fil kurtarıldı sel sularının arasından. Çok sayıda hayvan sel vurmadan önce parktan tahliye edilmişti. Sevgili izleyenler, bir de İzmir'e doğru gideceğiz. Foça'da 340 hektar, Aydın'daysa 50 hektar ağaçlık ve ormanlık arazi küle teslim oldu. Sonbaharın ikinci ayında bile ciğerlerimiz yandı. İzmir'de 340, Aydın'da 50 hektar ormanlık alan küle döndü. İzmir'deki yangının adresi Foça'ya bağlı Yeni Foça'ydı. Bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye hızla 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi. Müdahaleler hem karadan hem de havadan saatlerce sürdü. Alevler geç saatte kontrol altına alındı. Yangında 340 hektarlık alan yandı. Aydın Efeler'de de bir kişi kuru otları yakmak istedi. Ancak alevler kontrolden çıktı, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan 20 arazöz, 8 su tankeri ve 102 işçi, havadan da 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkmasına neden olan kişi gözaltına alındı. Şimdi konut fiyatları diyeceğiz. 100 metrekarelik bir ev almaya kalksanız sizce ortalama kaç para ödemeniz gerekir? İzliyoruz. İstanbul'da ortalama konut fiyatları belli oldu. 5 ilçede fiyatlar il ortalamasının 2 katından fazla arttı. Türkiye'de son 4 yılda enflasyondaki yükseliş ev fiyatlarında büyük artışa neden oldu. Fiyatların en çok etkilendiği illerden biri de İstanbul. Son araştırmaya göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin lira olarak hesaplandı. Bir yılda artış %28. Hane halkı gelirinin ev fiyatlarının çok gerisinde kaldığı İstanbul'da konuta ulaşmak artık hayal bile değil. Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş gibi ağırlıklı olarak üst gelir grubunun yaşadığı ilçelerde ise konut fiyatları İstanbul ortalamasının 2 katını aştı. En düşük konut fiyatları ise sırasıyla Esenyurt, Sultan Gazi, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Güngören'de kayda geçti. Konut fiyatlarının ortalama fiyatla paralellik gösterdiği ilçeler de Ümraniye, Kağıthane, Başakşehir, Kartal, Zeytinburnu, Eyüp Sultan ve Ataşehir oldu. Lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların aileleri ve kendileri Ankara'daydılar. Atalarını ziyaret ettiler. Çok mutluyum. İzmir'den kucak dolusu sevgi getirdim atama. Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri, sağlığına kavuşan gençler hepsi atalarına koştu. Açıkçası Atatürk benim hayattaki tek idolüm. Çok duygulanıyorum şu an, yani ağlamamak için zor tutuyorum. Bu mutlu gün için şu anda ağlamak geliyor içimden. O kadar mutluyum. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na üye, yurdun dört bir yanından binlerce kişi Anıtkabir'deydi. Herkesin duygusu ortaktı. Geldik, çok mutluyuz. Yani gençlerimize, çocuklarımıza burada bir destek olmak amaçlı. Cumhuriyetimizin 101. yılında hep birlikte burada inşallah gezip bir anı olarak bizde hepimizde kalacak. Ziyaretçiler önce Aslanlı Yolda yürüdü, ardından atanın huzuruna çıktı. Mozoleye vakıf adına LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir özel defterini de Ezer imzaladı. Burada olmaktan çok büyük bir gurur duyuyoruz. Ziyaretçiler hatıra fotoğrafının ardından tören alanında dev bir Türk bayrağı açtı. Sıradaysa başarılı bir kadının hikayesi var.
Bedenim ve sağlığım el verdiği sürece zaten hem itfaiyeci olarak kalacağım hem de crossfit yapmaya devam edeceğim. Hem itfaiyeci hem de crossfit şampiyonu. Şimdiki hedefi ise Avrupa. Hiçbir spor geçmişim yok, çocuklukta da yok. Ama şuna bağlıyorum, 18 yaşından beridir itfaiyecilik yapıyorum İzmir İtfaiyesi'nde, 13 sene oldu. 13 sene böyle bir işte çalıştığım için belki ondan dolayı bir yatkınlığım oluşmuş olabilir. Bahar Akta 30 yaşında, henüz 18'indeyken İzmir'de itfaiyeci oldu. Mesleğini büyük bir tutkuyla yapıyor. İtfaiyecilik zaten benim hayatım. Çok küçük yaşlardan beri başladım. İnsanlara yardım etmek, yani bazı sıkışmış hayvanlara gidip yardım etmek, onları kurtarmak sıkıştıkları yerden. Bunları yapmak beni çok mutlu ediyor. Mesleğini daha da uzun yıllar yapabilmek için fiziksel dayanıklılığını artırmak istedi. Arayıştayken crossfit sporuyla tanıştı. Başladığımda bu kadar zevk alabileceğimi, bu kadar sevebileceğimi tahmin etmemiştim. Genç itfaiyeci crossfit'i en az mesleği kadar sevdi. Gecesini gündüzüne kattı, çalıştığı günlerde sporunu garajda yaptı. İşe geldiğim günler salona gidemediğim için, 24 saat burada nöbette olduğum için. Zaten bütün itfaiye istasyonlarında spor salonları var, itfaiyecilerin spor yapabilmesi için. Ben de bu garajı kullandım yarışmaya hazırlanırken. Haftanın 5 günü günde en az 2 saat antrenman yapıyor. Malzemelerim eksikti. Eksik olanların bir kısmını diğer itfaiye istasyonlarındaki spor salonlarından temin ettim. Kalan kısımları da kendim aldım. Mesela ringi kendim aldım. Takacak yer yoktu, merdivene taktım. İzmir'de bir crossfit yarışmasına katıldı. 65 kilo olan Bahar Akta 80 kiloluk ağırlığı 5 saniyede kaldırdı. Birinci oldu. Daha önce de crossfit yarışmalarında 2 kez birincilik elde etmişti. Bir yarışmaya hazırlanıyorsanız eğer en az haftanın 5 günü yapmanız gerekiyor. Ve bu haftanın 5 günü yaptığınız antrenmanların yanına koşu, yüzme, bunları da eklemeniz gerekiyor. Bahar Akta'nın şimdiki hedefi Avrupa'daki yarışlar. Hayatını ideallerine göre şekillendiren işte böyle başarılı insanlar da var. Böyle başarılı kadınlar da var. Bu iyi örnekleri de görüp gülümsememiz lazım. Son dönemde özellikle çocuklarımızın okulundan, okulun temizliğinden, çocukların açlığından çok bahsettik. Bodur kalmalarından, okula olan aidiyetlerinin azalmasından, okuldan kopmalarından çok bahsettik. Aslında güzel şeyler de olmuyor değil bu ülkede. Bunları da cımbızlayıp ortaya çıkarmak için özel bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü özel çaba gerektiriyor maalesef. Şöyle okul bahçesinden çocuk neşesi görüntüsü gelsin mi? Neşenin kaynağı da okulun müdürü. Popstar gibi karşılandı. Etrafını onlarca çocuk sardı. Burası Diyarbakır Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu. Okulda bir etkinlik düzenlendi. Müdür Ejder Demirhan da eline gitarı aldı, şarkı söyledi. Onlarca çocuk ona daha yakın durabilmek için birbiriyle yarıştı. Demirhan şarkısını bitirdiğinde sloganlar yükseldi. Okul müdürü bahçede yürümekte zorlandı. Çünkü onlarca çocuk bir anda etrafını sardı. Okul müdürü daha sonra çocuklarla su savaşı yaptı. Etkinlik bu renkli görüntülerle son buldu. Oh, çocuk neşesi evinize dolsun. Evinize neşe doldurmak için, evinize iyi izler bırakabilmek, güzelliklerden bahsedebilmek için sanattan destek alıyoruz. Şimdi bahsedeceğimiz proje de aynı şekilde toplumsal yapıyı iyi anlamda etkilemek için sanattan destek alıyor. Hak temelli bir bakış açısını getirmek için kar amacı gütmeksizin sanattan destek alıyor ve sanatçıya destek veriyor. Bahsettiğim proje sivil inisiyatif çatısı altındaki cam projesi. Cam projesi hak temelli bakış açısına sahip hikayeleri destekleyerek bu hikaye sahiplerinin kendi kısa filmlerini, kendi belgesellerini, kendi filmlerini çekmesine olanak sağlıyor. Ve bu filmleri de ücretsiz şekilde ilgilisiyle buluşturuyor sevgili izleyenler. Aşağıda gördükleriniz örnekler, bazı örnekler son dönemde yayında olan ücretsiz bir şekilde girip
izleyip bu belgesellerden, bu kısa filmlerden siz de hak temelli bakış açılarından fikirler edinebiliyorsunuz. Biliyorsunuz yani biz de aynı şeyi yapıyoruz. Türkiye'nin olanını bitenini anlatırken sanattan destek alıyoruz ki biraz toplumsal olarak gözümüz açılsın, içimiz açılsın, gözümüz gönlümüz açılsın diye. İşte siz de eğer hayatınıza sanatın dokunuşunu, hele bir de hak temelli toplumsal bakış açısıyla dokunuşu istiyorsanız böyle bir mecra var. Bilmeyenler için duyurulur. Sinema demişken Altın Portakal başladı. 61. kez kapılarını açtı. Bir de oradan şöyle bir rüzgar alalım evlerimizin içine. Bu ödülü değerli sanatçı arkadaşım Mehmet Aslan Tudan'ı almak da benim için ayrı bir sürpriz oldu. Nasıl mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim tekrar. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejin ve Kırmızı Halı'daki şıklık yarışının ardından görkemli bir törenle açılış yaptı. Antalya'mız için Altın Portakal Yeşilçam'dır. Çocukluğumuzdur, gençliğimizdir, umuttur, inanmaktır, başarmaktır. Çok teşekkür ediyorum Hüsnü abla. İyi ki varsın. Galanın ardından Erdal Özyağcılar, Selçuk Yöntem, Şerif Sezer, Müjdat Gezel ve Işıl Yücesoy'a onur ödülü takdim edildi. Oyuncular Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah'a başarı ödülü verildi. Abdullah, Türkiye'yi sarsan Ayşegül Halil ve İkbal Üzüner'in cinayeti sonrası sarsılmıştı. Ödül konuşması hazırlayamadığını dile getirerek ödülünü kadın meslektaşları adına aldı. Ben bu ödülü izninizle bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum. Çok sağ olun. Daha çok konuşacak şeyimiz var. Dün akşam ben de naçizane bir ödül törenindeydim. Şah Medya'nın düzenlediği iz bırakan isimlerin buluştuğu görkemli bir geceydi. Bu gecede Türk tiyatrosuna iz bırakan onur ödülleri dağıtıldı. Öncelikle Nevra Serezli'ye, Erhan Yazıcıoğlu'na. Haber medyasından, Türkiye'nin medyasından pek çok başarılı isme ödülleri verildi. Ertem Şener onlardan bir tanesiydi örneğin. Örneğin Fulya Soybaş onlardan bir tanesiydi. Esra Toptaş onlardan bir tanesiydi. Türk Böbrek Vakfı'nın başkanı Timur Erk onlardan bir tanesiydi. Naçizane onlarla birlikte, bu kıymetli isimlerle birlikte Çalar Saat hafta sonuna da bir iz bırakan ödülü vermeye layık gördüler. Çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hepimizindir efendim. Diyelim. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte söyleyecek son bir sözümüz var. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha günaydın Çalar Saat hafta sonundan. Şimdilik bugünlük son kez günaydın diyelim. Zaten artık günaydın diye birbirimizi selamlayacağımız saatlerin de sonuna geldik. Öyle değil mi? Gününüz güzel geçsin, güzel bir pazar günü yaşansın bulunduğunuz adreslerde. Sizin şahsi hayatınızda aldığınız haberler hep yüzünüzü güldürecek şekilde olsun. Biz önümüzdeki hafta sonu yine aynı heves, aynı motivasyon ve yoğun hazırlıklarla karşınızda olacağız efendim. Sizler de lütfen oralarda olunuz ve o zamana kadar iyi haftalar olsun, kendinize dikkat ediniz.